Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allahümme enfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretik. Allah subhanahu ve teala bu İbn-i Acibe'nin kitaplarından okuyabimiz. İkazul Himem. Himmetlerini uygatış degen namlı kitaplardan bizge manfaat versin. Ötken sefer birinci hikmetlerini başla gendik. Min alameti li'timadi alel amel nuksanur raca'i inde vücudi zelel. Bendenin amelge teyen yekkeninin alametlerinden biri bir hatage yol koygen peytide ümidinin kemeyişidir. Bir hata kılıp, günah kılıp koysa, bir ayıp kılıp koysa, Allah Ta'ala'dan aldığım ki ümidi kemeyip kalıyken bulsa, demek bu adam amelge teyin yaptı. Amelim köpeyse cennetke kiremen, kemeyse kiramimen, köpeyse nimetim köpüledi, kemeyse nimetim kemeyedi deyip amelini o zige teyin yaptı o. O aslında amelini bendelik sıfatı da Allah'a takdim kılış gerekirdi ve nimetini, acrı, sevabını, cennetini, mekamlarını, Allah Ta'ala'nın fazliden soruş gerekir, doğrudan doğru. Hakdar bulunmaz, talepkar bulun. Ben de bir nesene bir iş gerekir, Allah Ta'ala dua kıldım, icabet kımadı, dedi bazı adam. Birinci bir iş gerekir, o adam dua kılırken payette siz hakdar bulun, soruyorsun mu Allah'dan, talepkar bulun mu? Talepkar bulun soruyorsun. Ha, talepkar, hakdar olmadan izlen ki, hakkız olmadan nesene bir mesela hap oruç ki hakkız yok. Lekin Alloh taolo beradi baribir, va'da qilgani uchun va o'zi marhamati borligi uchun. Lekin bandi doim bu duoni odoblaridan. Duoga qo'l ocharkanmiz, Alloh taoloni berishiga aniq ishonish kerak va bermasligiga to'la rozi bo'lish kerak. Duoni odoblaridan biri bu, o'ta nozik odob. Alloh taolodan berishiga aniq ishonib so'ring, qaytib-qaytib so'ring. Bermasligiga to'la rozi bo'lish kerak. Chunki haqdor emasmiz biz. Şifa soruyoruz mu? Şifaya haklıymaz mısınız? Allah-u Teala'nın fazliden soruyoruz. Cennet soruyoruz mu? Cennet'e haklıymaz mısınız? Fazliden soruyoruz. Çünkü soru genimizi bilmezse hapoluş hakkımız yok. Gelip bir olsuzdan mesela tahsir yanınızdaki puldan falanca verin dese hakkı yok. Özü aldın şuraya kaça verip giyensiz. Yine kayıt gelip sorarsa yok deseyiz hapoluş hakkı yok. Allah-u Teala bendeki soru geniden köpüledi o zaman. Agar o'zimizdagi ne'matlarni hisoblasak, so'rab topgan ne'matingiz bilan so'ramasizdan turib bergan ne'matni hisoblasangiz, so'raganingiz 1% ham kelmaydi. O'zimizdagi ne'matlarni agar hisoblab, shu narsalarni Alloh taolodan so'raganlarimiz qaysi? Nechta? Saning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ammo so'ramaganlarimiz ham bor, masalan, ko'z. Ko'z nuri, aql, zehn. Qo'lni sog'ligi, burunni sog'ligi, jimjiloqni sog'ligi, tirnoqni sog'ligi hammas botiniy va zohiriy ne'matlarni, yoki hidoyat, din, islom, iymon, axloq, pok nasab hisoblangda. Yashayotgan hozirgi damingizda o'zida turgan ne'matlarni, moddiysini hisoblang, ma'naviysini agar his qila olmasangiz. Bunda hisoblasak, agar biz so'raganimizdan, so'ramasimizdan turib bergani 100 barobarlar ko'p bo'ladi. O'ta kam narsa biz o'zimizda bor ne'matlarning orasidan agar so'raganimizni sanasak o'ta kam bo'ladi. Barmoq to'ladi, to'lmaydi. So'ramasimizdan turib shuncha berdimi? Endi birorta so'raganimizni bermay qo'ysa ham haqqi bor-da. O'zi asli ishlasa bermasa haqqi bor. Lekin shuncha berib turganda ba'zi bir so'raganingizni bermasa haqqi bor. Shuning uchun talabgor bo'lib so'raymiz, haqdor bo'lib emas. Duoning odobi shuki, aniq beradi deb so'raymiz va bermasligiga to'la rozi bo'lib so'raymiz. Bermasa xap bo'lishga haqimiz yo'q. Xuddi shu qoida amalda ham bo'ladi. Banda amal qiladi, Alloh taolodan ajru savobini so'raydi. Bermasa talab qila olmaydi. Parvardigor, men 2 yil roza tutdim, aniq jannatdan 2ta rayon eshigidan kirishim kerak, deya olmaysiz. Alloh taolo o'zi xohlasa kirgizadi. Lekin Alloh taolo bandalarini erkalatib, ularni quvontirish uchun ularga o'sha amalingni muqobiliga beryapman deb xursand qilib qo'yadi.
Ana şu hakikatını bilgen ulamalar keyin aytadı ki demek bende amelige tayanmaslik gereken. Şimdi amelimge tayanmaslikim gereken bilemez demek. Lekin tayanıp kalmaya ben mümkün degen havf var. Şu adam özge tahşiz koymak için olsa karesin. Eğer bir hata kıyan payette, natoruş kıyan payette Allah'dan bugün umidi, Allah'a bugün bağlanış kemayıp getirirken olsa o demek aslı amelge tayanmaslik adı. O sağda gel o, ben demez. Ama ben de eğer amelge tayanmayken olsa ki o hata kıyan payette yine hem onu umidi küçeyip getirdi. Süleyman Aleyhisselam mı? Allah Ta'ala sınır gel. Bir namazda vaktini ötköz vardılar. Kuyaş battı gitti. Hatta tevarat bil hicab. Kuyaş battı. Keyin o kişi atını yaş görerdiler. Atlarını pervarışlayıp durup o şun bilen bent bulup asırını ötköz vardılar. Kuyaş battı gitti. Keyin tavba kıldılar. Tavba için bir rivayette fatafika mesham bis suqi vel a'naqını bazılar fatafika mesham siledi de tefsir kıyamızda bazılar fatafika mesham da murat soydu diye. O işte atlarda hemesini soy vardı ki ne de soydular fatafika mesham bis suqi vel a'naq ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Rabbim zikriden baylikini, hayırdan murat köp mol baylikini aytadı Kur'an'ın istilahıdır. Bu yerde o şey otlarına etkiler. Şunlarca ben bulup Rabbim'i zikirden kopmam ben. De kefaretine o şey otlarını hemen soyu vardılar diye. Soyup bir vardılar. Ken Allah Ta'ala o kişini sınadı ki. Ve lekad fetenne Süleyman'a ve elqayna ala kursiyyihi cesedin. Biz Süleyman'ı sınadık. Kursisiye tahtige bir cesedini taşıdık. Sonra ana keyin Rabbiye kaytdı o. İmtihandan keyin. Oşanda oşa ve alqayna ala kursiyihi cesedan cesedni jonsiz tanani bo'zunga kursining tepasiga taxtiga tashladik deganda nima edi u desa ba'zilar chala tug'ilgan bola deyishgan. Lekin boshqa tafsirlarda u haqiqlardan biri aytadiki Sulaymon alayhisalom o'zi edi deydi. Sulaymon alayhisalom o'zidagi mulkni ko'rdi, o'zidagi qudratni ko'rib turib şundan özlerinde bir kuvanç payda bu. Şundan Allah Ta'ala kolu yağını katırıp koydu deyiz. Can sitene gelenip kaldı. Hareket kılaman deyse kımarlı kılam yakaldı. Ve elqayna ala kursiyihi cesedin. Ve elqayna hu ala kursiyihi cesedin. Onu özünü kursisinin tepesinde ceset gelenip koydu. Can sitene gelenip koydu. Sonra anab. Kaçan ki o mülk cillerini başkarış yani cillerini umuma paşali gibi ciller halbı olmayan bugün paşali gibi kudreti o kişinin özüge bir acab tabur bulup özünü kudretinden bulup görüngen payıttı biz taşkaredeki buralarını başkarışmaz özünü kolini hem başkaramıysan biz kudret vermesek degen tembihini bir üçün tanesini hareketlensizden koyduk şunda o kişi sümme enab kudret hemese Allah'dan ligige amin bolup, öz amin imanı kamil. Lekin haligi aldingi haletleri ketip Allah'a kayıttı. Fagafarna lehu an. Keçirdik. Şunda o kişinin medep dua kıldı. Rabbi habli mulken la yenbegi li ahadi min ba'di. Şu vakitte soradılar padişahliğini. Menden ki birer kişiye nasip olmadığı katta padişahliğini verdiğinde. Ayıbın arkasında. Hatanın arkasında. Amelge teyemmegeniden, özüge teyemmegeniden, yalnız Allah'a teyemmegeniden. Şunluyuz mu? Hata kıyan payette dua gördü. Allah Ta'ala Adem Aleyhisselam yiyip koydu, yemediğin derslerini. Yiyip koyan payette Allah'a ne diyor? Ve asa Adem, Adem asib oldu. Fegave, taydı yoldan. Thumme ctebehu. Rabbi keyin onu telledi. Hatadan keyin telledi. İctiba telleb alışlığı hata kılınca bu mu? Thumme ctebehu Rabbuhu. Keyin hata kılıp tevbe kıyan payette Allah Ta'ala telledi. Demek şundan bilinirdi ki Allah Ta'ala bendenin özüge kayıtışını teslim buluşunu alıyordu. Şu halet eğer hatanın arkasından kesi o şende hata keli olaydı. Demek bu yerde ne mi kürsetledi? Adem Aleyhisselam cennette kança yaşayan kança zikir kıyan bu seyler İctiba tapmadı.
Hata kıyan payette içtiba taptı. Neme uçun degende kayıtkeniden Allah ki. Günahını tola keçirişi ki amin bu geniden ve özünü ameli hiç isege yaramazdı ki amin bu geniden. Nükte şu yerde. Gap günahını uz demez. Hata kısa yakışı bularken de yenemez o. O yerde bendeni kalbide Allah'ını merhametinden başka nasıl kamagen buluş gerek. Özünden eser kamagen buluş gerek. Günah kıyan payette şu hal keledi. Ana şu amelge teyemmezlik. Çünkü Arba'inin şarkı devam etti otkendik. Bir kişi gelip Resulullah'a ya Resulullah aleyhissalatu vesselam ben günah kıldım, ağır günah kıldım deyip yığledi. Bir iki git gelip. Ettiler ki senge dua örgüt hemen dediler. Allahümme mağfiratuke avsa'u min zunubi. Mağfiratin beni günahımdan kin. Her kança günah kime keçiriz hiç istemezsin. Mağfiratuke avsa'u min zunubi. Ve rahmetuke arca indi min ameli. Amelimden köre rahmetin menge ümitli irak. Şu duanı etkin dediler. Bir git et. İkinci mette talkın kıldılar. İkinci mette et. Üçüncü mette talkın kıldılar. Üçüncü mette etkenden ki kitabı Allah seni keçir bol dediler. Bol. Allah seni yu bol dediler. Üç mette et işte. O duanı bize yetişmemiz mümkün. Lakin o şey yigit yetken de Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın berekatları o. Onun kalbede o şey duanı hakikati bilen onda cariye buluşu. Resulullah'ın berekatları aleyhissalatü vesselam. Bizde hem o hakikati bilen cari olsa eğer üç mette etse günah kalmayız. Allahümme mağfiratuke avsa'u min zunubi. Ey Allah mağfiretin günahımdan ki her kança günah kalmayı küçükle günahım Allah'ın aldığı gibi büyük. Mağfireti aldı da kette günahım yok. Günahımdan mağfiretin ki rahmetin emelimden köre ümitli irak. Bana şu duanı kıl gelindi. O kişinin keçirilgenini o şey zahatı Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam başarı dedi. Bana bu amelge teyemmezdik. Bana şunu örgüt yaptı. Şimdi o şey amelge teyemmegenimi kadem bilemem deyse demek bende hata okuyan payıttı Süleyman aleyhisselam ümitsizlik etişkeni yok. Belki tavbası küçeyip, duası küçeyip aldın giden kette paşalı soru vardı. Adam aleyhisselam günah okuyan payetlerde kayıttı. Fetebe aleyh. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً فَتَابَ عَلَيْهِ Allah'a kayıttı, tevbe kıldı. Allah Ta'ala keyin o kişini yeryüzüge halife kıldı. O şerde bir nükte var ki, onu başka derste ayette oturduğum uyan. Adem Aleyhisselam günah kımagende halifelik tahtiga oturmazdı. Günah kıldı, o şunçun şeytanın uhruç. Çık cennetten diye. Adem Aleyhisselam ehlit, yerge düş diye. Cennetten hadi gelmez Adem Aleyhisselam. Me yerde halife yaratmak istedim. Adam aleyhisselam mı yarattı cennette. Kaçan ki günah kıyan payetleri de, yip kıyan payetleri de, hani indi sen halifelikle layık buldun deyip cennet geçirdi. Yer geçirdi cennette. Doğru hatalı ki hata. Lekin o yerde ne zahar buldu dese, ben de ihtiyarı bilen Allah'a itaat kılışı zahar buldu. Çünkü asi bolu alışı köründü. Allah Ta'ala asi bola aladigan kişinin asi bo'lmasligini istaganidi. Asi bola alıp aladigan bu perişte deyip asi bola olmaydiganmas. Yoki yerda ka quyoshda ka to'la bo'ysundirilganmas. Belki asi bola aladigan asi bo'lishga qodir bo'la turib asi bo'lmaydigan itoat qiladigan bandani istaganidi. Odam alayhissalomda gunoh qilgan paytda shu zahar bo'ldi. Ungacha yema deganini yeb qo'ymaguncha Asi buluşki ihtiyarlıyligi zahir bu megen. Ana şu halet ki etken, indi halifelik ki senin beni layık bulduğunda bir yere düşürdü. Demek o adam aleyhisselam hem o işe hatadan keyin mertebesi götürüldü. Sümme ictebehu rabbuhu. Lekin bu yerde şartın mı? Tevbe. Allah Ta'ala'ya kaytadı. Eneb, sümme eneb. Mene şu bendeni amelge teyemmegen. Demek hata kıyam payette şükürlük etüşmez. Aksinçe. Parvardigor, men xato qilmasam sen g'afforliging ko'rinarmidi? Men xato qilmasam, biz xato qilmasak seni mag'firat sifating zuhur bo'larmidi, zohir bo'larmidi? Kechirgin, men hamma xatoyimni kechirgin deb Allohni o'ziga tayansa, Alloh bitta so'z bilan kechirib tashlaydi. Lekin o'sha tayanish Allohning mag'firatiga tayanish va o'zining amalini yo'q deb, o'zini yo'q deb ko'rish hosil bo'lish kerak. Mana shuni ishorasini aytdilar bu kishi. Bende amelige teyengenin bilgisini mi? Amelde birer hata koysa ümidi kemeyip kalış. Bu ota nazik teşhis.
o'ta nozik tashxis banda amalga tayin yaptimi, Allohga tayin yaptimi, shundan bilib olsa bo'ladi. Endi muallif Ibn Ajiba o'tgan safar shuni sharhlab kelib aytdilarki, bitta zo'r nuqta aytdilar, o'tgan safar ham o'qidik, yana qaytib aytib qo'yamiz. Muhaqqiqlardan biri aytdilarki, "Man balagha ila haqiqatil islam" kimiki islomning haqiqatiga yetsa, amalda sustkashlik qilish qila olmaydi. Kimiki islomning, nimaga islomning haqiqati? Islomning haqiqati Allohga to'la taslim bo'lish zohirda, botinda. Botindan taslim bo'larkansiz, amalda sustkashlik qila olmaysiz. Xato qilishingiz mumkin. Eplomay qolishingiz mumkin. Yaramay qolishingiz mumkin. Ammo sustkashlik bo'lish mumkin emas. Bizda agar namozga sustkashlik bormi? Sadaqatga sustkashlik bormi? Biror amalga sustkashlik bormi? Yoki gunohdan to'xtashga sustkashlik bormi? Axloqimizni tuzatishga sustkashlik bormi? O'rgangan odatlarimizdan kechishga sustkashlik bormi? Qaysi sustkashlik bo'lsa Allohning amrini muqobilida, bilingki islomni haqiqatiga yetmaganimizdan bo'ladi. Haqiqiy musulmon bo'lmaganimizdan bo'ladi. Chunki islomni haqiqati taslim. Islom taslim degan. Aslim taslim. Muslim degani taslim bo'luvchi degan. Huva sammakumul muslimin. Aslamtu li robbil alamin. Ibrohim alayhissalomning gaplari. Aslamtu. To'la taslim bo'ldi. Zohirda yu botinda Allohni kauniy va shar'iy hukmlarini hammasiga to'la taslim bo'lsa odam musulmon bo'ladi. Komil. O'sha islomni shu haqiqatiga yetgan odam amalda sustkash bo'la olmaydi, mumkin emas. Iloji yo'q. Sustkashlik bormi? Demak, islomni haqiqatiga hali yetmaganmiz. Aytlarki, kimiki iymonni haqiqatiga yetsa, amalga qarolmaydi. Ya'ni amaliga nazar sola olmaydi. Ya'ni o'zida amalni ko'rmaydi. Men faloncha yaxshilik qilib qo'yganman deya olmaydi. Men tahajjud o'qiyapman, faloncha o'qmayapti deya olmaydi. Men axloqliman, pistonchini axloqi yomon deya olmaydi. Chunki nima uchun iymonni haqiqatiga yetsa shunaqa deya olmay qoladi desa, iymonni haqiqati xoliqu kulli shay. Alloh taolo yaratadi hamma narsani. Alloh taolo beruvchi, oluvchi. Sizdagi amalni yaratuvchi ham o'zi, axloqni sizga yaratib beruvchi ham o'zi. Siz niyat qilasiz, qasd qilasiz, so'raysiz, xolos. Hammasini Alloh hozir qilib beradi. Kechasi uyg'ongan ham Alloh, tavratga yaratgan ham Alloh, ikki rakat namozga yaraydigan qilgan ham Alloh. Nasib qilgan ham Alloh. Joningizni olib qo'yishi mumkin edi. Oyog'ingizni qotirib qo'yishi mumkin edi. Yoki uxlat uyqudan turg'izmasligi mumkin edi. Hammasiga muvaffaq qilayotgan Allohmi? Muvaffaq qilgan o'zi bo'lgandan keyin, yaratib berayotgan o'zi bo'lgandan keyin, beruvchi o'zi bo'lgandan keyin banda u amallarni o'zini ko'rishi mumkin emas. Ko'ra olmaydi, iloji yo'q. Agar bizda o'zimizga baho bormi? Men zo'rman degan. Meni zehnim o'tkir degan, aqlim o'tkir degan, so'zim o'tkir degan, men pul topishga ustaman degan, men ibodatim zo'r degan, yoki nimadir o'zimizga baho bormi? O'zimizga xolis nisbat berayotgan. Demak, bizda iymon komil emas. Aslida iymon qachon komil bo'ladi? Alloh taolo yaratuvchidir. Xoliqu kulli shay. Har bir narsani o'zi yaratadi. Yudabbirul amr. Hamma narsani o'zi boshqaradi. Hal min xoliqin g'ayrulloh. Allohdan boshqa yaratuvchi bor ekanmi? Wallohu xalaqakum va ma ta'malun. O'zingizni ham qilayotgan ishingizni ham amalingizni ham Alloh yaratadi. Shunday ekan, Alloh yaratib turgandan keyin bunga iymoni komil odam o'zida biror amalni ko'ra olmaydi. Amalni banda sifatida bajaradi bo'ldi xolos. Muvaffaq qilganiga shukr qiladi xolos. Shu tavfiqni menga berganingga, shu amalni menga yaratganingga shukr. Bo'ldi, u yog'iga o'tmaydi. O'zida bir narsani ko'rdimi, unda iymon komil emas. O'zida bir fazilatni ko'rsam, yoyinki bir fazilatni Alloh bergan u, qaysidir amalim yoyinki fazilatimni muqobiliga deb ko'rsam, iymonda noqislik bo'ladi. Yolg'iz o'zini fazlidan deyish kerak. Shuning uchun qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan xursand bo'lishsin. Allohning fazli, Allohning rahmati ularni to'plagan narsalaridan yaxshidir. To'plaganlaridan murod nima desa, ba'zilar dunyo, mol, kuch-quvvat, qudrat desa, ba'zilar amal, savob deyishgan.
Hamasını özü gelin. Özlerice toplayan sevaplardan Allah'ın fazla yaş. Özlerice toplayan hayırlı amellerden Allah'ın fazla yaş. Rahmeti yaş. O şun bile kursan boşsun. Amel bilenmez. Amelinizde muvaffak kıyanına şükür kılas kursan bolas. Men kıldım demez. Ana şu imanın hakikati yetken. Çünkü imanın hakikati kim ki yetse amelge karalmaydı. Ben falan iş kıp koyamam diye almaydı. Dedi mi? O şu amel habede Allah'ın huzurunda makbulmez. Anı bu. وَمَنْ بَلَغَ اِلَى حَقِيقَةِ الْإِحْسَانِ Bu Cibril Aleyhisselam'ın hadislerindeki İslam, iman, ihsan baskışlarını ya ki şu bölümlerini tahkikini hakiki yüzüge çıkan net yaptılar. Yani ihsan kimi ki ihsanını hakikati geçse ki ihsanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne dediler? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَهُ Allah Ta'ala'ya Allah'ını görüp durgendik ibadet kılışayım. İbadetten murat tola teslim bulup emel kılış. İbadette murat fakat namaz mez. Göp merte etmemiz. Bütün hayatımızdaki hem hayat hareket. Madem Allah'a bağlanırken, madem şeriat hükmünü asliye girerken, hemen ibadette asliye girer. İtikadlarımız hem ibadette asliye girer. Dünya kardeşlerimizden ibadette asliye girer. Tola Allah Ta'ala'ya teslim buluş, ke'en neketar, onu körüp türgendik. Allah'a onu körüp türgendik, bendelik kılışayım. Dediler, şu ihsan dediler. Şimdi şu ihsan ne hakikati yetken adam kana kabul edilseler ki Allah'dan başkaya kararmıyor kalır. Yani onun itibarı karab körü oradı. Bıra onu yakış görüşü mümkün. Bıra onu yaman görüşü mümkün. Bıra bulan kalın bıra bulan kalınmaz buluşu mümkün. Tabi münasebetler. Lakin kalbi Allah'dan başkaya yüzlemiyor kalır. Başkayına itibarı kamaydı onu aldığında. İlla Allah Ta'ala koyduğun meyyarlar bilen kalır. Allah'dan başkaya karamayı koyadı, ihsan ne kimi ki hakikatige etse dediler. Ne megediyse çünkü en te'abudallaha ke enneke tara. Onu körüp durgenin de. Şimdi feras kılayım. Size Allah Ta'ala mesela her bir insan vefat etken de Allah tırgızıp yekke meyke yapmışlar hemen bile. Feras ayeteylik. Size mesela bir padişah ya ki bir kette abrolü adam. Memleketli yurtunu kettesi çakırıp çakırsa aldı ya, tösetten. Yalgız durup bitti ozu, hanada siz bilin. O şey padişahdan yani ki o şey rehberden başka adam hayal izkeledi mi hiç peyitten? Gemeydi, bari vücudu ise şu adamı kulağıp kalır. Şu adam gepini işişke şu adamı avurup kalır. Özgü hoşken bitti insan o. Şimdi Rabbul Alemin'in huzuru da bende tursa ki, Allah'dan başkanı oylaşı mümkün mü? Mümkünmez. Öyle, ihsanın hakikati yetken de Allah'dan başkaya karan mıydı degeni şundan. Çünkü keenneke tarahu onu körgendik. Körgen adam kanaka haletke düşerdi. O şey halette diyen. Hazı körüp dursun kays haletke düşerdi. O şey halette ibadet kılış. Yani keenneke tarahu da murat körüp durgendik o ziyini hız kılıp ya ki körüp durup men diyen hayal bilenmez fakat. Belki körüp durgen bu geninde hazı yüzme yüz bu geninde. Kays halette bulardın. O şey halette. Roparın da tursa, Allah'ın roparası da tursun. Kanaka turardın. Uşnak. Uşun da tursun o ziyini. İhsan. Yani şu halette turgan adam Allah'dan başka yasaya gelişi mümkün mü? Mümkünmez. Uşun şuna tepler ki kimi ki ihsanını hakikati geçse tohtu gencayımız. Şimdi şu mertebelerini alışayım gerek. Alış için ne kılış gerek? Dese ettiler ki وَلَبُدَّ مِنْ شَيْخٍ كَامِلٍ يُخْرِجُكَ مِنْ تَعْبِ نَفْسِكَ اِلَى رَاحَتِكَ بِشُهُودِ رَبِّكَ Şimdi şundayken kamil bir şeyh buluş gerek elbette. Seni terbiyenge. İnsanın terbiyesine bir kamil şeyh buluş gerek. Ustaz buluş gerek. O şey yolunu basıp ötken kitabı okuyup edilmez fakat. O kan ne buladı dese nefsini, o zinni kıyınıp yürüyüşünden Rabbini müşahadesi bilen rahatke ötüşünge alıp baradiyen. Seni kıynalıp yürüyüşten çıkarıp özünü avara bulup kıynalıp yürüyüşten çıkarıp Rabbinin şuhudu müşahadesi bilen yani Allah Ta'ala'nı oylayıp Allah Ta'ala hakkında fikirleyip Allah Ta'ala'ya bağlanıp oşun bilen bent bulup oşa rahat bilen özünü oylaş kıyınçilikten çıkartıyan kıpkı etsin. Oşun hakkı bir şeyh buluş gerek.
Zikobinchi kishilar hozir ham yoshlar ham kelib aytadiki, nafsim yenga olmayapman, shayton yenga olmayapman, boshqa deydi. Albatta nafs bilan shayton bilan kurashish qiyin. Lekin ko'p aytiladi, bu hikmatda ham keladi. Eng oson yo'li banda bor kuchini sarflaydi albatta. Lekin Allohga tashlash kerak. Birinchi bo'lib, birinchi Allohga tayanib turib, keyin kirsa ishga. Nafs bilan kurashishga, shayton bilan kurashishga. O'shundagina oson bo'ladi. O'zim yengaman desa, siz yengib qo'yasiz. Shuncha aytyaptilarki, Robbingni shuhudiga olib chiqadigan Alloh taoloni mushohada qilish, qalb ko'zi bilan Allohni sifatlarini ko'rishga olib chiqadigan bir shayx bo'lish kerak. Fashayxul kamilu huwa allazi yurihuka min at-ta'b allazi yadulluka ala at-ta'b. Endi komil komil ustoz nima bo'ladi? Komil shayx, komil murshid desa, u seni o'sha qiyinchilikdan chiqaradi. O'zing bilan o'zing olishib yoki o'zingni amalingni ustida o'zing o'zingga baho berib, o'shunaqa qiynalib yurishingdan chiqaradi seni. Haqiqiy komil shayx shunday bo'ladi. Ammo seni qiyinchilikka soladigan bo'lmaydi u komil shayx. Seni qiyinchilikka soladigan shayx komil shayx emas. Bu yerda qiyinchilikdan maqsad ta'sirlar, demak, rohatda yashash kerak ekan, umuman nafs xohlaganini qilib yashash kerak ekan demoqchi emas. Bu yerda banda ruhan qiynalmaydi. Bu yerdagi ta'abdan murod ruhiy ta'ab. Qalbi, qalbingiz, ruhingiz rohatda bo'ladi. Nafs qiynaladi, tana qiynalishi mumkin. Odatlardan kechirib qiynaladi. Lekin qalb, ruh borgan sari quvvatlanib boradi. Chunki u Allohga tayangan bo'ladi va Allohga yuzlangan bo'ladi. Alloh taolo o'zi tortadi uni. Seni ta'abga, qiyinchilikka solayotgan shayx komil shayx emas, ya'ni palonchi istoparat bo'lmadimi? Yana 200 ta qo'sh, bo'lmadimi? Yana 500 ta qo'sh. U bu deb seni amalni o'zi bilangina kifoyalantirib Alloh taologa tayanishni o'rgatmayotgan shayx komil emas. Allohga tayanishni, Alloh taologa suyanishni emas, o'zingga suyanishni o'rgatyaptimi? U noqis, u komil emas. Komil o'zingga suyanishni yo'qotib, Allohga suyanishni o'rgatadigan odam. Shuncha aytadilarki, fa inna man dallaka alal amal faqat at'abak. Endi qiynaydigan shayx kim u desa, aytadilarki, seni faqat amalga undaydigan odam u. Faqat amalga undaydi. Ya'ni albatta amalga ham undaydi. Yonida Allohga tayanish bilan emas. Go'yanki men zo'r amal qilaman, sunnatga men eng ko'p muvofiqman, hech kim qilmayotgan sunnatlarni men qilaman, men qiynalib bo'lsa ham u qilaman, bu qilaman deb o'zini amal bilan o'zi avvoro bo'ladi. Shayton bilan olishib ham yana avvoro bo'ladi. Nafs bilan olishib yana avvoro bo'ladi. Hammasida o'zini ko'radi. Men qilyapman deydi. Mana shu o'zi amalini o'zigagina dalolat qilib qo'yadigan odam faqat atabak, seni qiynabdi u. Va man dallaka ala dunyo faqat g'ashshaka. Kimiki seni dunyoga dalolat qilsa, uni seni aldabdi. Yaxshi qori bo'lsang, mashhur bo'lasan, hamma taniydigan bo'ladi, muxlising ko'p bo'ladi, seni aldayapti. Olim bo'lishing kerak, tortishib palonchilarni yengib yiqitishing kerak. Dunyodagi g'alabani o'ylayapti. Seni aldayapti. Yoyinki boshqa qanaqadir dunyo ne'matiga erishishga chorlayapti. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham, ibodat bilanmi, ilm bilanmi, boshqa bilanmi, u seni aldayapti. Va man dallaka alalloh faqat nasohak. Kimiki seni Allohga dalolat qila olsa, senga Allohni ko'rsata olsa, ana shu odam senga nosihdir, xayrixohlik qilayotgan shu. Nasoha degani xayrixohlik qildi degani. Nosih xayrixoh degan. Senga yaxshilik istovchi o'sha. Haqiqiy senga yaxshilik istayotgan kim? Sen Allohga dalolat qilayotgan kishi. Shuning uchun aytiladiki, haqiqiy olim yoki orif odamlarni o'ziga bog'lamaydi. Allohga bog'laydi. Ammo yomon olim o'ziga bog'laydi. Unga bog'langan odamlar uni deb amal qiladigan, uni xursand qilish bilan avvalo bo'ladigan, gunohdan ham uni deb to'xtaydigan odamga aylanadi. Bu o'ziga bog'lash. Shunday o'ziga bog'laydiki, men yomon ko'rganini yomon ko'rasan, men yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rasan qilib aytadi. Bu ilonni o'ndiga o'zini qo'yib olgan odam. Asli orif, olim qanday bo'ladi? O'zini yo'q hisoblaydi. Bandalarini to'g'ridan to'g'ri Allohga bog'laydi. Shuncha aytadilarki, "Va man dallaka alalloh", kimiki seni Allohga dalolat qilsa, nima deb Allohga dalolat qiladi? Amalingni qilayotgan paytingda o'zing amalingga tayanma, Allohga tayan deydi. Alloh yaratib beryapti senga deydi. Amalga erishish uchun ham Allohga tayan.
Eriş buldun mu? Allah'dan kör. Mana şunu yakılıp örgetse, ahlakta hem başka da hem, ana şu kişi Allah'a dalalet kılıçudur. O şu adam nasihdur, hayrıhaktır senge değil. Kema kala, Şeyh İbn-i Meşiş, radıyallahu anhu, İbn-i Meşiş şu yap ne etkenler? Hazır yukarıda yaptı. Ve delaletu, ya ki ve delaletu ala Allahi, hiye delaletu ala nisyanin nefs. Yani biz devam, biz itaat varıp biz, Allah'a dalalet kılıçını bana bu kişi et yaptılar. Allah'a dalalet kanı kabul ettiyse, özünü unutuş bilen böyle. Özünü kan diye unutuşke dalalet kılgen adam, Allah'a dalalet kılıyken kişidir. Menni semirtiriyken mez. Menni semirtiriyken o nefiske dalalet kılıcı o, o alda uçu. Menni unutturalsa sizge, o şu Allah'a dalalet kılıcı. Çünkü men kelsa ki Allah bo'ladi. Men bor mu? Sen yoksan, sen bor mu? Men yok. Seni deb menimni ilg'ay boshladim dedi. Men bor mu? Sen yoksan. Sen bor mu? Men yok. Qalbingizda Alloh joylandimi? La ilaha illalloh. U yerda siz qolmaysiz. Haqiqatda joylansiz. Siz turibsizmi qalbingizda? Men degan narsa turibdimi? Masalan, men degan narsa nima? Shariatga xilof istaklar. Toifagarchilik. Shaxs parastlik yoyinki ma'lum fikr va mafkuralarga bog'liqlik zohir yoki botinda Alloh subhanahu va taoloning amriga rasululloh sunnatlariga xilof narsaga bog'liqlik hammasi nafs yoki men deyiladi. Shuningdek amalni o'zidan ko'rsam mendan o'sh. O'shani unutishga dalolat qila olsa kimiki o'sha Allohga dalolat qilayotgan bo'ladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın en yakın ashablardan ve en katta marifet egelerinden bugünler. Biz yahut da şunu yapıyorlar. Hazır ki bana bu İbn-i Meşiş'i yapıyor. O için yapın ayetse bazı adam ki vay bu İslam ağırıp getiriyor dedi. Bazı adam ki kıyın yok kıyılar dedi. Tek kıyınmaz. Aslı rahat şimdi. Meşhurunu toplamakken ne adamla kıyınladı. Aslı. Bir ömür kıyınladı bir şey insan. Dünya tatlı ben kıyınladı. Sarif ben kıyınladı. İbadet kılı ben kıyınladı. Günah kıpoy ve mümkün elinde daim kıyın elbiyat şey insan. Eğer şu hakikat ki eğer nefsini unutup Allah'a bağlanış ki yeterse insan bir ömür rahat yaşayın. Hz. Ali radıyallahu anh'a uçtaki marifet tiketlerinden bu olanlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da. Bizi kıyın tüyledik ya kadar şunları söyler. Lige ashablar bir adli nersi oluyor. Resulullah ötek dakik tabiye vergenler. Aynı şunları söyler. Ayetliler ki falan şehirde dediler butlar var, but senemler, kabirler, adamlar sığın yaptı. Kim barıp şunlarını perçelep geledi? Hiç kim türmedi. Hazreti Ali ben dediler. Ve Hazreti Ali barıp kütarılgen kabır bar ki tekislediler. Koyulgen senem bar ki yıkıttılar. Çizilgen surat bar ki şişirip üstünü boyap öçürüp geldiler. Ve gelip ya Resulullah dediler. Şücaat mı? O kişi şehir deyip namlengenler. Şücaatı belen bugün cüdeyim. Ben artık kabrını koymasından yıkıttım. Tekisle vardım. Bir arta butu koymazdan yıkıttım. Bir arta suratı koymazdan uçurup taşladım. Diyordular Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne dediler? La tekun fettanen ve la muhtalen dediler. Özüge özü bu haberi kekkeye diyen bu mu? Fettan fitneçi bu mu dediler. Hani bir kette cihat ne kıpkeli yaptı? Kıpkeli yaptı. Şunu işte kıldım deyse kıldım deyişi bilen fitneker bu mu dediler. Özüge bu haberi uçu bu mu dediler. Berekele demediler. Tembihini karayın. Berekallah şimdi şuna kayıyor. Lekin şimdi Allah'dan kör ağır gün yumuşak etmediler. Öşüp cihatı becerip geldim kıldım şu işi diye işi bilen muhtel özüge baha bir adıgen kekkegen bulma dediler. O fitneger bulma dediler. O özüge baha bir uç kekkegen bulma degenlerin için söyledi. Çünkü men kıl yapan degeni kekkeş buladı. Lekin fitneger bulma dedi. Nime geldiler. Fattan bulma gün dediler. Nime gel. Çünkü eğer bende bir amelini kısa yok, onu özge nisbet verirse, aslı akideki fütür yeterdi. Akide ne miydi? Hemen dersen Allah Ta'ala yaratı uç. O şey amelini hem Allah yaratırken. Bendeler Allah Subhanehu ve Ta'ala'nın kudretine taallukluyu bugün derselerde bendelerge nisbet veriş kötüydü. Hazreti Ali'nin mahtaş kötüydü. Kudrette Hazreti Ali'den kuruş kötüydü. Bana bu fitne. La tekun muhtalan ve la fetan ve la tajran illa tajra hayr dediler. Ticaretçi yem bu meyillah ahiret hayır ticaretçisi bugün dediler. İmam Ahmet'in müsnedlerdeki.
terbiyeni dakikliğini gözünü. Ashablar şunu diye terbiye ağır. Şunun için dünyanın üçten birini fethi kıp koyup ben hiç ise kıma kendine duruşken. Biz ki biz bir de havlu kurup koyuyoruz ki havlu kurup koyuyoruz. Katta adam koşup gitip koyuyoruz. Ya ki bir 10 taş ağır çıkarıp koyuyoruz ya ki bir yerde mevizemizi ot getip koyuyoruz adamla yığılı varsa oh mendekası yok olsa geriye devar adı adam içinde. Abba meneğe deyip taşıydı. Ya bir cahede kıra açır hali çıkıyor. Hazreti Ali ana şunu bir birov cesaret kullanmayken o bir seherge barıp bir gene seherde uçtu kılıçta etti. Kişkine cesaret etmez o. Çünkü hiç kim duramayken o yerde. Ashabla olmasam katta adamla buluşken. Cüret kullanmayken hiç kim. Hazreti Ali kıyanlar cüretini. O şey katta cüretini kılıp bir seherge bir gene seherge barıp onlar sığın yiyken derslerini perselep keseyi bir ozu. Kelip hursan bulup üç kıyan işlerini etse maktanma diyebilirler. Şimdi ben davet koyacağım ben, ben okuyacağım ben, ben okut koyacağım ben, ben saklap koyacağım ben falan derslerini. Pistançılarla ben okutacağım ben. Degen davalar ki bunlar. Hemesi o şey amelini hava güçkenini bilgisi. Allah'ın aldığı gibi varsa hiç bir vakit yapmaydı o adam. Böyle bu nazik, dakik terbiye ki ashablar şimdi terbiye alışken, eleşirler kamul Müslüman buluşken. Biz amelini özümüzde görgenimiz için, özümüzde baha birgenimiz için, lakin o şeylerin derecesi gibi tanımıyoruz. Doğru, suhbat derecesini tapışı mümkün mümkünmez. Lakin o şeylerin terbiyesini tapışı mümkün. Ana bu kişiye tekkenleri, ana şu, özünü unut. Allah Teala'nı, Allah Teala'ya delalet kılış, özünü unutuşka delalet kılış bilen böyle. Efe izâ nesîte nefseke zekârta rabbek. Kaçan özünü unutarsın, şunda hakiki manada Allah'ın zikir kılarlıysa. Şunun için, la ilahe illallah'ın yüz tane dedi mi? Yüz tane hemen kalbimi açılıp getirdi diyor muyuz? Allah zikir kılaman, özünü kabul kıl, kalbimi aç deyiz. 100.000 istiğfar etmen günahım keçirilip gider diyor muyuz? Allah bir de estağfirullah bile keçirip varışı mümkün. Dilizden şu söz çıkmazsan dilizdeki nedamat bile keçirip varışı mümkün. Ama istiğfar da zorat yapan deyseniz keçirmeyiz. Milyon mette et size. Bana bu bana şunun hakikat değil. Ne için hakikat değil? Hakikat yani sabit, hakiki vakide var nasıl diyen. Aslı vakiliki etken var adı o adam. Vahmes bu. Men kıl yapman degen nerse o vahmı. O ham hayal. Söylerliyim. Allah Teala'nın وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتْ اَيْ مَا سِوَاهُ. Bu yerde biz köpünce tefsirde وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتْ ne demek tefsir kılamız? Kaçan ki Rabbini unutup koysun zikir kıl. Öte küçlü imana. اِذَا degeni kaçan ki degen. Kaçan ki unutsen zikir kıl degeni tuhteme zikir kıl degeni. Kaçan ki unutsen sahil turup zikir kılmaz. Unutkeningni bildingmi o'sha zahoti zikr qil degan. Mana la ilaha illalloh, yoki Alloh subhanahu va taolo qalbingizdan o'tdimi hozir soat 8:10 da? 8:11 da unutildi. 11 u yo'q, balki 12, 8:12 da unutganingizni idrok qildingiz, yana zikrga tushish kerak. Ma'nosi shu. Va zkur robbaka idza nasit. Robbingni unutgan zahoting zikr qil. Qarang, o'ta ham katta qoida. Unutgan zahoting zikr qil. Unutma degan. Unutgan zahoting zikr qil. Unutmagin degan. Endi shu yerda bu yerda iza nasitadan murod nasitani maf'uli unutilgan nima desa robbaka birinchi tafsirda o'zi mashhur tafsirda. Vazkur robbaka iza nasita robbaka yoki iza nasitahu. Robbingni unutgan zahoting zikr qil. Endi ikkinchi tafsirda aytayaptilar. Vazkur robbaka İza nesite ma sivahu. Allah'dan başkanı unutken peytiğinde Rabbini zikir kıl. Bu degeni bu kişi etmektedir ki Rabbini başkanı unutken peytiğinde zikir kıl Allah'ıysan diye. Kaçan Rabbini Allah'ını zikir kıl Allah'ıysan. Ondan başkanı unutken peytiğinde uzunem. Uzunem. Senem ondan başkasın. İkinci tefsir de yaptılar. Ve sebebu ta'bihu ve zikrun nefsi vel yetinai bi şu'uniha ve hududiha. وأما من غاب عنها فلا يلقي فلا يلقى إلا الراحة. عند قدام دي قين شليني سبب النمى ديسا أوزو بلن أوزو أورا بولشدة أوزو أوزو أويلشدة أوزو بلن أوزو مشغول بولشدة أما كميكي أوزو بلن أوزو أوزو نيش بلن أوزو نفس بلن نفس نسيب بلن مشغول بولشدة نفس نين أوزو نين
aladigan bir ulushlari bilan ovora bo'lish shunda uni bor qiyinchilik. Ammo kimiki undan g'oyib bo'lsa, ya'ni uni unutsa, o'zini unutsa, Alloh taolo bilan band bo'lsa, rohatdan boshqa narsa qolmaydi unga. Va amma qawluhu taala in savol tug'ilayaptiki, bu keyingi so'z taqdiriy bir savolga javob. Bor qiyinchilik odam o'zini o'zi eslab, o'zi bilan o'zi ovora bo'lishida desiz, e'tiroz tug'ilayaptiki, Alloh taolo insonni kabad qiyinchilikda yaratganmiz deb qo'ygan u. Inson asli qiyinchilikda o'zi asli. Degan e'tiroz bo'lsa aytadilarki, "Wa amma qawluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana fi kabad", biz albatta insonni aniqki biz insonni mashaqqatda yaratdik degan oyatiga kelsak, ay fi ta'b qiyinchilikda. Fa huwa khassun bi ahli al-hijab. Bu qiyinchilikda yaratdik deb aytgan insoni u to'siqdagi insoni. Ya'ni Allohdan to'silgan insonlar haqida aytilgan bu yerda. Ammo Alloh taoloning mushohadasiga yetishgan insonlar haqida emas u, deyaptilar. Birinchi tafsir. Yo'inki au taqulu khassun bi ahya'in nufus. Yo'inki nafslar hali o'lmagan odamlar haqida u. Wa amma man mata faqad qala ta'ala fihi fa amma in kana min al-muqarrabin fa ruhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Ammo nafsi o'lgan bo'lsa-chi, nafsi o'lganini qaydan biladi? Odam yemay qo'yadi degan emas, ichmay qo'yadi, oila qurmay qo'yadi emas u. Uni nafsida Alloh subhanahu va taoloning amriga, Rasulullohning sunnatlariga xilof istak qolmaydi. To'la taslim bo'ladi. Agar o'shanday nafsi o'lgan bo'lsa-chi desa, u muqarrablardan bo'ladi. Muqarrablarda nima deydi Alloh? Qiyinchilikda deydimi? Yo'q. Ammo muqarrablar bo'lsa, ular rohatdadurlar, rayhondadurlar, ne'mat goh bo'lgan jannatdadurlar. Ne'matlar jannatidadurlar. Ruhun rohat, ular rohatda, dunyoning o'zida rohatda demoq. Demak, farohun oxiratga ham taalluqli, dunyoga ham taalluqli. Ay farohul visoli va rayhanul jamali va jannatul kamal. Bu endi bir ishoriy tafsir. Ruh rohatdan murod nima desa, visol rohati. Jamol rayhoniyu kamol jannat. Ya'ni visol degani bu yerda Allohga yetishish degani. Bu yetishishdan murod oxiratda jannatda ko'rish emas. Dunyoni o'zida yetishish. Dunyoni o'zida yetishishdan murod u o'lib qolish yoki ruhi ko'tarilishi yoki Alloh taolaga borib qo'shilish emas. Ba'zi bir ittihod aqidasidagilar aytgandek, yo'q. Bu Alloh taolaga to'la taslim bo'lib Allohni taniy olish. Shu ma'rifat. Ma'rifat va muhabbatni kamolga yetishi visol deyiladi. Allohga yetish degani shu. Banda siz bilan bizga o'xshagan oddiy odam bo'ladi. Yeb ichib yuradi, oilali bo'ladi. Siz bilan bizdek oddiy inson bo'lib yuraveradi. Lekin u ma'rifatda Allohni tanigan bo'ladi. Muhabbat bilan qalbi Allohga to'lgan bo'ladi va uni nafsida Allohga qarshi narsa qolmagan bo'ladi. Shu odam vosil bo'ladi. Vosillar yetishganlar shular. Ana shu vosillik rohati farohundan bo'ladi. Rayhanun degan rayhon chi desa, jamol rayhonu. Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini, jamolini, go'zalligidan topadigan rohat, jamoli rayhon o'sha. Va kamol jannati, u odam shu bilan kamolga yetadi inson. Chunki uni asli ruhidagi kamol yuzaga chiqadi shunda. Ana shu jannat va jannatu na'im, jannatul kamol degani bo'ladi. Va qala taala لا يمسهم فيها نصب اي تعب ولكن لا تدرك الراحه الا بعد لا تدرك الراحه الا بعد التعب ولا يحصل الظفر الا بالطلب حفت الجنه بالمكاره ان تدلك لا يمسهم فيها نصب ايه كريمه ده جنه اهلنا وصفده كلديكي ularni qiyinchilik tutmaydi ularga qiyinchilik yetmaydi deb shu aytganlardan keyin savol tug'ilyaptiki demak umuman qiyinlanmaymiz ekanda demak, ya'ni nafs qiyinchiligi ham yo'q, ibodat qiyinchiligi ham hech narsa yo'q ekan to'masdan bu yo'lga kirsilgan desa, to'xtang, ta'sir shoshmang deydi. Bu rohat deganimiz yuqorida aytganimizdek, qalbiy, ruhoniy rohat. Tana qiynalishi mumkin. Roza tutsa ochiqadi, qiynaladi, chanqaydi, qiynaladi. Gunohdan to'xtaysiz, nafs qiynaladi, u qiyinchilik bo'ladi. Shuncha aytayaptilarki, lekin rohat
qiyinchilikdan keyin topiladi. Zafer bo'lsa talabdan keyin, talab bilan hosil bo'ladi. Ya'ni bir zaferga erishsangiz, siz bir nafsni yutug'iga erishmoqchimisiz? Shuni talab qilishingiz kerak. O'z holiga tashab qo'ysangiz, yetisha olmaysiz. Deb turibki, hadis sharifdan iqtibos keltiriladi, aytiladiki, "Huffatil jannatu bil makarih." Jannat yoqimsiz narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsga ya'ni. Masalan, birovga birov masalan deylik, sizga mabodo haqorat qilsa, sabr qilish yoqimsiz narsa. Birov tuhmat qilsa, sabr qilish yoqimsiz narsa. Birov g'ibatingizni qilsa, sabr qilish yoqimsiz narsa. Nafsiga yoqmaydi. O'rganib qolgan ovqatlaringizni birortasini birov harom desa, to'xtalish, sigaretga o'rganib qolgan bo'lsangiz, to'xtalish yoqimsiz narsa, qiyin narsa. Yoki odamlarga ozor berib o'rganib qolgan bo'lsangiz, ozordan to'xtash, alamini olishdan to'xtash o'ta qiyin narsa. Unga izofa qo'shimcha tahajjud qiyin. Ro'zani o'ziga yarasha mashaqqati va hokazo. Tushunarlimi? Bu nafsga qiyinchiligi bor, lekin bularni ortidan keyin rohat keladi. Qalb nafs rohati bilan davom etadi, oxiri nafs qalb ruh rohati bilan. Oxiri nafs ham rohat kelishadi oxir. Endi shu yerda bir ajoyib she'rni keltiradilar. Ayyuhal ashiqu ma'na husnina mahruna ghalin liman yaxtubuna. Ey bizning husni jamolimiz ma'nosiga, ya'ni ma'naviy husnimizga oshiq bo'lgan oshufta, bizga sovchi bo'lib xardor bo'lganga bizning mahrimiz baland. Bu Alloh taoloning nomidan gapiryapti. Ma'shuqni nomidan, mahbubi nomidan. Ey oshiq, menga xardor bo'ladigan bo'lsang, mahr baland. U mahr nima desa, jasadun mudna, toliqqan uringan bir tana. Va ruhun fil ana, mashaqqatga botgan ruh. Va jufunun la tazuqul wasana, uyqu totmaydigan qovoqlar, kipriklar. Va fuadun laysa fihi ghayruna, va yana bitta narsa shuki qalb, mahrni bittasi. Bir juzi. Shunday bir qalbki mendan boshqasi bo'lmagan qalb. Va idza ma shi'ta addi thamana, agar sen mana istaydigan bo'lsang, marhamat mahrni to'lab qo'y. Fafna in shi'ta fana'an sarmada, fal fana yudni ila zakal fina. Agar istasang, abadi fonilikka yuz tut. Chunki fonilik bu ostonaga yaqin qiladi. Bu ostonaga, biz dargohimizga yaqin qiluvchi narsa fonilik, o'zidan kechish. وَخْلَعِنَّ عَلَيْنِ إِنْ جِئْتَ إِلَى ذَٰلِكَ الْحَيَّ حَيِّ فَف۪يهِ قُدْسُونَ İkkala kavuşunu hem yeç, kaçan ki bu bizni mintaqaya keladigan bo'lsin. Çünkü bu yerde bizi kudsiyetimiz, mukaddesligimiz, pakligimiz var. Yani bizi pak dargahımızga kemahşı bo'lsin, ikkala kavuşunu yeç. Musa aleyhisselam'a kılıngan hitabdan iqtibas. Musa aleyhisselamga fakhla'na alayka innaka bil vadi al muqaddasi tuva. Sen tuva muqaddas vodiysidasan. Kavuşlaringni yech degan. Nima uchun yech degan desa tafsirlarda, chunki kavuşlari eşakni terisidan qilingan edi deydi ba'zilar. Ba'zilar yo'q, kavuş o'zi pok edi-yu, muqaddas yerga tanalari tegishi uchun aytgan deydi. Va anil kaw, endi bu ikkita kavuşni yech deyotgan ikkita kavuş nima u desa, وَعَنِي الْكَوْنَيْنِ كُنْ مُنْخَلِعًا İkele alemden yeçin. İkele kavuşunu yeçten murad, dünya ve ahirette yeçi var. وَعَنِي الْكَوْنَيْنِ كُنْ مُنْخَلِعًا وَأَزِلْ مَا بَيْنَنَا مِنْ بَيْنِنَا Aramızda türgen nersene aramızdan ketkiz. Aramızda türgen neme o menu, nefs, o şanı ketkiz. Şunu yetesen bizge. وَإِذَا مَا قِيلَ مَنْ تَهْوَ فَقُلْ ana man ahwa wa man ahwa ana. Agar sendan birov so'rasa ki kimni sevasan deb so'rasa, aytkinki men sevgan menman, meni sevgan o'zim deb ayt. Ya'ni bu bundan murod Alloh bilan birlashib ketadi demoqchi emas. Bu yerda men yo'q bo'ladi. Men yo'q bo'ladi, yolg'iz Alloh qoladi bandada. Bu she'rni agar vazni bilan aytsangiz, أيها العاشق معنا حسنينا مهرنا غال لمن يخطبنا وزن شنقة جسد مضنى وروح في العانة وجفون لا تذوق الوسنة
وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي الثمن فافن إن شئت فناء سرمدا فالفنا يدني إلى ذاك الفنا واخلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا وعن الكونين كن منخلعا وأزل ما بيننا من بيننا وإذا ما قيل من تهوى فقل أنا من أهوى ومن أهوى أنا. E bunu Şam munşidleri köyleşken neşitçiler. Onu zavk için şimdi köyleşken de onu. Eyyuhel aşiku ma'na husnina mehruna galin limen yehutubuna cesedun mudna ve ruhun fil'ana وجفون لا تذوق الوسن وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي الثمن فافن إن شئت فناء سرمدا فالفنا يد إلى ذاك الفنا أيها فالفنا يدني إلى ذاك الفنا أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غال لمن يخطبنا جسد مضن وروح في العنا وجفون لا تذوق الوسن وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي الثمن فافن إن شئت فناء سرمدا فالفنا يدني إلى ذاك الفنا واقلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ففيه قدسنا وعن الكونين كن منخلعا وأزل ما بيننا من بيننا وإذا ما قيل من تهوى فقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا أنا من ahwa ve men ahwa ana deyip küyleşken. Bu özel aslı beytler Hüseyin ibn-i Mansur Hallacı'ya mensup. Ana men ahwa ve men ahwa ana nehnu ruhani halalna bedene. Aslı o. Alimler o şey vazında bu şiirini tokup koyuşken o şey ana men ahvası koyan bu yerde. Bazılar hamasını nispet verirse bazılar ana men ahvanı nispet verirse halas. Lekin ulamolar qanday yo'l tutadi? Masalan, Mansur Halloj, Mansur Halloj emas, o'zi Husayn Mansur. Husayn Halloj ya'ni. Men emas, Husayn Mansur Halloj. Husayn Mansur Hallojni she'rlarini ulamolar qanday o'rgangan? Mutlaq ulamolarning qonuni bor, muhaqqiqlarning qoidasi shuki, xud ma safa da'ma kadr. Yaxshisini ol, yomonini qo'y. Tozasini ol, chatog'ini qo'y. Rasul akram alayhissalotu vassalom shoir zotini aytgan eng to'g'ri so'zi ala kullu ma khalallohu batilu. Allohdan boshqa hamma narsa botildir. Va kullu na'imin la mahala tazailu. Har qanday ne'mat iloji yo'q, yo'q bo'ladi. Degan she'rni aytganlar ala kullu ma khalallohu batilu. Allohdan boshqa hamma narsa botildir degan so'zini shoir zoti aytgan haq so'z shudur, eng haq so'z deganlar. Demek bir şairini bir yaxshi sözü olsa o olib aytilaveradi. Firavunning sözleri ham asos bo'ladi. Shaytondan ham asos bo'ladi. Yaxshi gap bo'lsa agar. Haq yo'lida foydalansa bo'ladi. Muhaqqiqlar shunday bo'ladi. Shoirni ham yoki boshqa olib. Chunki ma'sum odam yo'q. Kitob borki xatosi bor. Zalikal kitabu la rayba fihi Qur'on xolos. Boshqa har qanday kitobga yoki she'rga nisbatan shu munosabat.
Faydalı yiyeceğini alınadı, koyalım taşa koyuları. Çünkü uşanı başka yerde tapamayız. El hikmetu dalletul mu'min. Hikmet mu'minini yukatken narsasıdır. Aynama vecedeha fehuve ahakku biha. Kayırda tapsa başkadan göre mu'min haklı uşun. Hadis-i şerifine binaen yol tutadılar. Çünkü bana bu beytini hem öyle şimdi kılıp başka tavilge kıyım bu yani ki tavilge düşmeyi diyen yani ki tavil kılışken mecbur kıla diyen sözlerini teşavarışa uğurken kereli yücağını alışa uğurken. Manası sahih bu yani orunda. Düşünürlüyüm. Demek beytini kulasası şu ki ey aşık sen eğer Allah'a aşık böyle diyen bu sen şartı var. Sen bir birovga hardor bo'lsang, bir birovga bilan maxsusiy mahr berasanmi? Oshiqning ham ma'shuqqa taqdim qiladigan narsasi bo'lsin. Lekin sen bir qizga hardor bo'lsang, sovchi bo'lsang, masalan, uzuk berasan, tilla berasan, uy berasan, xo'p, Allohga oshiq bo'lsang, nima taqdim qilishing kerak? Desa aytiladiki, jasadun mudna. Ana ibodat bilan taning to'liqish kerak. Ruhiy qiyinchilikni bosib o'tish kerak. Uyqudan ketishing kerak o'sha ibodatni, o'sha amalni deb. Va shunday bir qalb bilan kelishing kerakki, unda Allohdan boshqasi bo'lmasin. O'zing ham bo'lmagin. Izja robbahu biqalbin salim. Wa inna min shi'atihi la Ibrohim. Ibrohim shi'atihi degi zamir Nuh alayhisalomga qaytadi bir tafsirda. Bir tafsirda Muhammad alayhisalomga qaytadi. Wa inna min shi'ati Nuh Ibrohim. Yoki wa inna min shi'ati Muhammadin Ibrohim. Aleyhisselam. İbrahim Nuh Aleyhisselam'ı cemaatinden idi. İzce rabbehu bi kalbin selim rabbige selamet kalb bilen geldi. Ne mi selamet kalb bilen? Allah'dan başka narsa yok kalb bilen geldi. Ayşe ne dediler? Ve fuadun leyse fihi gayruna. Mehr demek tane cisim Allah'ın ibadeti bilen bent olsun. Ruh Allah'a ubudiyet bilen bent olsun. Bu yolda meşakkat mı kötersin? Uyku kemeyse kemeysin. Ve kalp bulsun ki şundayı bir kalp Allah'dan başka bulmasın o kalpte. O şey kalp bilen kegin kim vısal getirse. En de tepli fefne fani bul yani nefsini Allah subhanehu ve ta'ala gütüle teslim kılıp nefsin yok bulsun Allah kısın şimdi. Fena en sarmeden diye, sarmeden ebedi diyen. Ne mi diyen? Yani sen bir takvali bir takvasız bir amel kılıp bir amel kılıp diyenmez. Bir ubudiyetini taqdim qilib bir yana nafsga qaytadigan emas abadiy foni bo'l. O'zingdan asar qolmas. Fal fana yudni ila zaka al fina. Allohning dargohiga finadan murod eshigini oldidagi ostonani aytadi. Fina bu Allohning dargohiga foniylik olib keladi. Madam o'zingda o'zing bormisan, o'zing o'zimdan o'zimga ulush qolgancha o'zingdan haydading. Bo'zlay boshladim dedi. O'zimdan o'zimga ulush qolgancha o'zingdan haydading. Bandani o'zidan o'ziga ulush qolsa, menga nima bor ekan? Bu ishni qilsam desa, Allohning amrini oldida. O'zining nasibasi bormi? Shuncha uzoq bo'ladi. Foniy bo'lish o'shani yo'qotish. Biz Qushayriyada buni istilohini o'tdik. Endi shuning uchun foniy bo'lishni keyin sharhi qanaqa bo'ladi desa, vaqla'inna alayni. Ikkala dunyodan kech. Dunyoning ne'matini ham istama ibodatni muqobilida. Ahiretinin nimetini hem isteme ibadetini mukabil eder. Nimet soru olur. İbadetini mukabil eder isteme. Hazreti Nevai etkenler ki Ey Nevai iki alemden keçip taptım misal deydi. Ey Nevai iki alemden keçip taptım misal. Bu iki butxaneden yetmiş bu yıl da afetim. İkeli alemden keçtim. Dünyanın nimetinden hem keçtim. Ahiret nimetinden hem keçtim. Shunda gene Allohning visoliga yetdi. Bu ikkalasi butxonaga o'xshaydi. Chunki banda amal qilib, masalan, butga sig'inganda qisig'inadi. Ba'zi odam molga yoki bir ne'matga, yani o'sha molga erishish uchun nima bo'lsa qiladimi? Ha, sig'inayotgan bo'ladi. Albatta sajda qilish shart emas. Bir mansabga erishish uchun qo'ldan kelganini qilyaptimi? O'shinga sig'inayotgan bo'ladi. Yoki bir odam alamini olish uchun, o'zini olish uchun qo'ldan kelganini qilyaptimi? O'shinga sig'inayotgan bo'ladi o'zining nafsiga. فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ O'zining isteklerini, havalarını iloh tutganini ko'rdingmi deydi. Yoki oxirat ne'mati uchun qilsa-chi, unda o'sha uchun bandalik qilayotgan bo'ladi. Bir yil dars beraman, bitta xur bo'lsin. Qur'onni tugataman, ikkita anhor bo'lsin. Tahajjud o'qisam, necha daraxt berar ekan? Xurmo qanaqasini yeyman ekan?
deydigan bo'lsa, demak u odam o'sha narsalar uchun sig'inyapti. Demak u o'shalarga banda u. O'sha nuqtai nazardan u ham go'yoki bu te gap oxirat ne'mati ham deyapti Navoiy. Dunyo ne'mati ham bu te gap. To'g'ri, insonlar sajda qiladigan butlar bor, lekin bular zohirdagi. Ama botini, manevi ya ki mecazi manadaki kişiler bu tutken nesneler var. Nefsini ilah tutken de kal. İki ele dünya göğe buthane. Şu iki ele buthaneden kildi nime afet kiyen bu semenge deydi. Ve vısalını yolu Allah'a geçiş için nime kıyınçilik görgen bu sem, nime tayiliş görgen bu sem, meşe iki ele buthanege kömür koygen cahimden bu. Eğer yalgız uzun istegenim deydi, bana şu afet bu meske. Debet et Navoiy. Şuna tepler. Ve anil kevneyni kul mulhane. İki el dünyadan geçin var. Ve azilme aram, sen bilen aramızda turgen nersen aramızdan ket kes. Navoiy dediler ki kim aradın menlik o senlik ketip men ketip sen o kalıp. Sen men degen nerse aramızdan ket et fani bu gende. Men yok bulamen. Sen kalasın. Şuna tepler. Aramızdaki aramızdan kütar. Yani nefsinin isteklerini kütar aradan. Fakat beni istekim geçiş. Sen yok, min bulamaz seni de şimdi. O şende ki halige köre diyen, köze işte diyen, kulağa, yüre diyen, ayağa gelene de Allah. Bende. O şu mukarrab bende şu. Şunu et yaptılar. Ve azil me beynene min beynene. En senden sorarsa ki, bu bunca nesani fida kılıp kimge aşık bu lefsen deyse, uzun gidip koyuyor. Men istegen uzun, uzun istegenim min. Yani, men yok men, Allah kaldı halas diyen. Bu o şu aşıklarının derecesi. Bu ittihad manası mes, yani Allah bilen bende birleşe demez. Bende aradan yok oladı. Yok oladı diyen o gayb kala demez. Onda Allah subhanehu ve teala'nı isteğiden başka narsa kamay. O özünü ispat kımaydı hiç narsa da. Allah teala için fida bu gembali. Bana şu kişi hakiki aşık. Ana şu kişi mukarrabler şu. Çünkü thulletum minel evvelin ve qalilu minel ahirin. Alnıgilerden kub bugün, kengilerden az. Her avladda aldığınızdan kengisi kemeyi var orada. Ayet edilir ki وَقَالَ فِي حَلِّ الرُّمُوسِ ثُمَّ عَلَمْ اَنَّكَ لَا تَصِلْ اِلَى مَنَازِلِ الْقُرُبَاتِ حَتَّى تَقْطَعَ سِتَّ عَقَابَاتِ حَلُّ الرُّمُوسِ'da ayet edilir ki kitabıda bilgin ki Allah'a yakın buluş menzilesine altıda tuğanını basıp ötmesinden yeter miysen? Bu da manevi elbette. Birincisi فَطْمُ الْجَوَارِحِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة دين شو فلقتحم إنسان تغنى باصب وتمد و تغنى ما بلا سم تغنى ما لقيني سينجن ما يان بالدرد والبزيت أمزون وفك رقبة كل أزاد قلش أو إطعام في يوم ذي مسغبة قحتشليك أشرشليك ده يتم ناقط ننترش أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتمنا او miskinan za yoki tuproqqa belangan miskinni taomlantirish. Nimaga qocharchilikda? Ocharchilikda o'ziga ham kerak bo'ladi. Ocharchilikda o'ziga ham kerak bo'ladi ovqat. Va ocharchilik bo'layotgan paytida hozir ovqatsiz bo'lsa ham ertaga yo'qolishi mumkin. Saqlash kerak zaxira. Zaxira olib qolmasdan o'ziga o'zidan boshqani afzal ko'rib uni yedirish shu aqobani bosib o'tishdir deydi. Tuğanını basıp otuş. O tuğanını mı? Nefs tuğanı iş. Nefs tuğanını basıp otuş. Şimdi böyle deyip Kur'an uygulayın. O şey tuğanlarını sana yaptı. Kur'an-ı Kerim'de bitti misal bu ise. Çünkü o şeyden, o şeyden alınken bu iktibas. Birinci akabı Fatmul cevarihi anil muhalefeti şer'iyye. Şer'i kaytarıklarda azalarını tuhtatış. Kaytarılgın neselerden tuhtatış. Fatm deyip uza asli sütten çıkarıştaydı. Ve nefsu kettifli إن تهمله شب على الرضاع وإن تهمله وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل شب على الرضاع رضاعي والنفس كالطفل إن تهمله شب على على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم نفس بالبلاغة أخشيت قوي برسين إمورد إمشني أشكرت بلا Agar sutda ajrasa ajradi ham. Bolani shunday bir bolaga o'xshaydi. Yosh bola bor-ku, onani emishga o'rgangan. U emoradi. Qachon ajratmaguncha uchga kirsa ham emoradi, to'rga kirsa ham emoradi.
Emiş ne yaş görüştü? Şabbe. O şu boyu vaya gelme yeterse. Yigitlik yaşı gelme kötü olur. Yigit bugün çiğem yengiz kele olur. Ama aleyküm onu ittarak sütten çıkaraman desin. Sütten çıkadı o. Nefsem şuna kanarsın. Koy versin kötü olur. Bala gökşe. Dediler. O şu sözden alabet yaptı. Fatmu. Sütten acilatış. Sözden alabet yaptı ki. Azalarını şer'i muhalefeden acilatış. Yani azalarını günahdan toktatış. Şeriatı hilaf narsadan toktatış. Birinci baskıç, birinci toğan. Şunu yapılan adam birinci baskıçtan ötken bu. İkinci toğan, fatmun nefsi anil me'lufatil adiyye. Nefsini özü adetlengen narsalardan acilatış. Özü adetlengen narsalar var. Yemek içmekte var, kıymakta var, uykuda var, gepirişte var, muamelede var, amelde var, namazda var, misal üçün. Şunlarda nefs örgengen, mesela namazı tez okuşu örgen payansın. Nefs şunu hal et, tez de kutul işte. Şunu ne acil etiş. Mesela, gıybet niye aşk öresin? O ne acil etiş. Bıra mavada bir sizge azar verirse, iki beraber kılıp 300'ü alıştı aşk öresin. Ondan acil etiş. Ya ki bir çekedigen nersi görgeni koyansın. Ondan acil etiş. Ya ki köredigen nersi görgeni koyansın. Ondan acil etiş. Ya ki işte diyen nersi görgeni koyansız. Nefsiniz. Örgengen nerseler var. Ya ki nefsini içki, azalarına bağlı olmamayan adetleri var. Mesela özünü kette tutuş. Özünü bir cahide ispatlap koyuş. Kimidir, kimgedir etkenini kıldıra alış. Buranı boysunduruş. Kimgedir mesela deyilik gaşkip yürüş. Kimgedir hasat kılış. Vah kaza milyondur nefsi adet. Adetleri var nefsini. Dengeselik. En bizi kette derdimiz. Nefsin adetlerden. Bırak azap vermesi kim mümkün? Lakin nefsin adetlerden, yaman adetlerden. Dengeselik. Şunlardan üzüş nefsini. Şunun için ulamalar, nefs terbiyesi ulamaları, yani şu adetten çıkar edilen nefselerde büyüdü. Haram olmasa hem, mubah olsa hem, ne mi için? Ki adetten çıkarışın. Roza bizge şunu talim bilgi, asli. Adetten çıkarışını, örgatış için roza bizge az günde meleke bilir. Biz fakat devam ettirişimiz gerek bu. Zakat yok şab. Zakat az günde meleke verirdi mal çıkarışke. Yine devam ettiriş gerek bu. Rozaya meleke verirdi şu adetten çıkışke. Çünkü adet yiyken nerseyiz yemeyiz gündüz. Halal yemeyiz. Adetten çıkışke olur getirdi. Üçüncü tuğançı kalbini beşeri ruunatlardan ruunat degeni nefs istekleri üçlük şunge köngül koyuş. Kalbini ana şundek köngül hoşluklarından ajratış. Beşeri. Beşeri diyekkenin boyisi insanlar insan gerçekliğinden kep çıkardığı adatlar var. Bu tufra tabiatımızdan kep çıkardı. O şey nerseden kalbini ajratış. Kalbizde yani mesela dengilleme havluge kalbizde rağbet var. O şeyini takkılış. Yani ki hemen yakışık yiyinmakçısız. Çırali görünüşmez. Ustun buluş için. Çıralı görünüşünse böyle olaydı. Lakin palancıdan ustun buluş için. Bu ise ışık beşeriyi ruhunattan böyle. Kalbi şundan üzülüş. Kengisi, törtüncüsü. Fatmun nefsi anil kudurati tabiiyye. Nefsini tabii kuduratlerden tazalaş. Bu endi bu yerde ahlaki kudurat nezarda tutuluyordu. İnsan tabiiyetten kep çıkartıyor. Mesela bazı adam incik oladı. İncikliğinden. Gaş kep çıkardı. Ungem gaş kele orada, bungem gaş kele orada. İnsanlarga nefret payda boladı. Bana şu, şöyle kudurat boladı. Buğuz boladı, hikid boladı. Kengisi Fatmun ruhi anil buhuratil hissiye. Ruhunu hissi buğulanışlardan üzüş. Şimdi bunu doğrusu ben cüda ona kadar dakik düşünemedim. Lakin bu düşüngenimizse hakemlerime soradım hazır. Belki Allah bildirse ki seferlerini açılıp getirip kalır. Lakin hazır çüngenimiz şu ki benden his azalarından keledigen ruhke bir lezzetler var. Körüş lezzeti, iştiş lezzetleri de. Şu nerselerden ruhunu üzüş. Tanki ruh manevi nerseler bilen lezzetlerini çıkartsın. Hissiler bilenmez. Şunun gizmi? Mesela karın Kur'an'ını işte yapsın.
Ovoziga maza qilyapsizmi, kalomgami? Ovoziga maza qilishdan kalomdan maza qilishga o'tish. Tushundingizmi? Vazni eshityapsiz. Nutqi chiroyliligi sizga zavq beradi. Undan chiqib ma'nosidan lazzat topishga o'tish. Tushunarlimi? Ruhni uzishdan murod shu. Ya'ni ruh ma'naviy narsalardan lazzat oladigan bo'lsa. Maza qilib ovqat yeyapsan, o'sha mazaxo'rak bo'lib mazani orqasidan yurishni o'rniga bundan kesingda ruh masalan ma'rifatdan lazzat oladigan bo'lsa. Kesishdan murod o'sha. Lazzat xo'r bo'lmang. Toyinki ruh ma'naviy lazzat olishga o'tsin. İmam Şafii aytganlar deqa ilmdan bir söz eşitsem bütün bedenim, vücudum kulak olup kalır diyenler. Ve lezzet alanım. Bütün tenem hepsi lezzet alır diyenler. Adette okatesiz tamakız lezzet alır. Alır halas. Kara ahırlaşır. Tamakızda uz demeşi. Tırna ahırdaki iki de bez var. Lezzet. Sizge söyle çıkar biraz lezzet siz biraz. O şunu uz diye mezak kılıp bir de tava deyip koyarız. O şunu. O şerde uz da burada lezzet. O'tdi ketdi, u yoqqa qiyinchilik ko'taramiz. Dori ichib, kengizga tayyorgarlik ko'rdi. Ana shunday hissiy lazzatlarga band bo'lish ruhni o'ldiradi. Shulardan kessangiz, keyin ruh ma'rifatdan lazzat oladigan bo'ladi. Ibodatdan lazzat oladigan bo'ladi. Zikrdan lazzat oladigan bo'ladi. Tushundingizmi? Shuni aytmoqchilar. Inshaalloh chiqdi bu xolos. Sizlarning barakotingizlarda. Fatmul aqli anil xayolatil vahmiyya. Aqlni vahmi hayollardan uzish. Vahmi hayollar nima? Vahm degani voqeida bo'lmagan narsani bor deb bilish. Masalan, siz go'yanki bir zo'r uy qursam maza qilib yashayman deb o'ylaysiz. Uy bitguncha yashasizga kapolat yo'q. Shunga umringiz sarflab olasiz. Xuddi undan keyin yashaydigan odamdagi. Mansab uchun kurashasiz, mansabga yetsangiz, undan keyin g'olib bo'lib bir g'alaba nashidasini suraman deb o'shini orqasidan intilasiz. Halbuki mansabga yetmasdan o'lishingiz mumkin, yetib 3 kun o'lishingiz ham mumkin. Bular vahm, ya'ni bor deb o'ylaysiz, ammo yo'q bo'ladi. Hali kelmagan narsalarki bo'lmasligi ham mumkin. Yo'inki deylik, mash palon qizga uylansam men baxtli bo'laman deb o'ylaysiz. Ashni orqasidan o'qishdan ham kechasiz. Kerak bo'lsa ilmdan ham kechasiz. Kerak bo'lsa ancha muncha taqvodan ham kechasiz. Yetişken payetizde baxt topamayız. Vahm. Yok nasıl bar de böyle kıyam olasın. Hani şimdi vahmi hayallerden aklını üzüş. Dünyada baki kaladigen dek çirenez. Halbuki baki bu meydu. Özü öte ötkün çirenez. Dünyadaki abruğunu öte muhim nerse diye böyle. Halbuki iki dini kıymet nes. Perzent körenmezseniz sıkılıp ölesiz. Halbuki perzent el malu vel benuna zinetul. Hayat edin. Hayatı dünyanın ziyneti halas özegimez. Mal ham, avlat ham. Vahm. Akıl vahm. Vahm yani cahil murakab degen. Bir nesane bir nerse de bilez, o uşa nerse bu meyit. Ana şimdi vahmlerden, hayali vahmlerden üzüp akılını saf halatı kaytarış ki tayin ki dünya ve ahiretinin hakikatini idrak etsin. Tayin ki Allah subhanahu ve teala'nın dinini doğru idrak etsin o. Va hokazo sani degan bo'lsa hayotimiz vahm bilan to'lib yotibdi. Fatasharrafa min al fatushrifu min al aqabati al ula ala yanabi' al hikmati al qalbiyya. Endi birinchi bosqichni birinchi to'g'onni bosib o'tsa, a'zolarini gunohdan to'xtatsa nima hosil bo'ladi? Desa aytadilarki, birinchi bos shu to'g'ondan o'tsang, qalbingdan hikmat buloqlari otilishini ko'rasan. O'shinga qarab yurgan bo'lasiz. Qalbingda hikmat chiqa boshlaydi. Hikmat nima degani? Hikmat ilmning bitta turi. Ilm bir narsani voqeida qanday bo'lsa, shunday idrok etish jazm bilan va dalil asosida. Keyin og'maydigan bo'lib. Hikmatchi bilgan ilmlarni qanday tatbiq qilib, qanday tasarruf qilishni bilish. Bu yana bitta ilm bu. Siz eshik yasashni bilasiz. Deraza yasashni bilasiz. Devor qurishni bilasiz. Lekin eshikni zinani oldiga qo'yib, derazani shamol keladigan tomonga ochishni bilish uchun hikmat kerak. O'shini qayerga qo'yishni bilishdi. Hikmat va mahkam, ahkama, hukm hammasi bitta o'zaydan.
bir narsani mustahkam siljimas qilib o'rnatish bajarishni bildiradi. Barqarorlikni kadalat qilib. Hikmat nima uchun? Shu hikmat ya'ni o'sha har bir narsani o'z o'rniga qo'yib qila olish ilmi nima uchun hikmat deyilgan desa, nimaiki o'z o'rniga qo'yib qilinsa boqiy qoladi. Siz eshikni o'sha zinaning o'rniga qo'yib, zinadan keladigan joyga qo'yib, derazani shamol keladigan joyga qo'ysangiz, o'zgarmaydi, joyda qoladi. Lekin siz zinadan keladigan joyga derazani qo'yib turib, eshikni balkonga ochib qo'ysangiz-chi? O'zgartirishga majbur bo'lasiz. Demak, ishingiz joyida qolmaydi, mustahkam barqaror bo'lmaydi. Hikmat bilan qilingan narsa barqaror bo'ladi. Bu yerdagi hikmatdan murod banda amalida, so'zida, tasarrufida to'g'ri, aniq, barqaror yo'l tutadigan bo'lib qoladi. Mana shu narsani sen ko'rasan gunohdan to'xtagan paytingda. Va tattali'u min al-aqabati s-saniya ala asrori al-ulum al-ladunia. Endi ikkinchi to'g'ondan o'tsang-chi, ikkinchi to'g'on nima edi? Nafsni odatlangan narsalaridan ussang, laduni ilmning sirlariga vaqif bo'lasan, xabardor bo'lasan. Laduni degani Alloh taolodan to'g'ridan-to'g'ri keladigan ilm. Ya'ni kishi o'rganib, zihin ishlatib, yodlab, fikrlab olmaydi uni. Alloh taolo uni qalbiga soladi to'g'ridan-to'g'ri. O'sha ilm bo'ladi, keladi senga. Alhamdulillahi robbil alamin o'qigansiz 20 yil. Bor bilgan ma'noingiz Allohga hamd bo'lsin, bo'l. Lekin o'shani ortidagi ma'nolarni laduni ilmlar bo'ladi. Alloh taoloning o'zi yashirgan o'shalarni sizga ko'rsatadi. Shunda laduni ilm boshlanadi. Tushundingmi? Va boshqa shariat hukmlarini, hikmatlarini bilish va hokazo. Wa taluhu laka fil aqabati thalithati a'lamul munajati al malakutiyya. Endi 3-chi to'g'on, ya'ni qalbni bashariy istaklar, nafs nasibalaridan uzish bosqichini bosib o'tsang, unda nima hosil bo'ladi? Unda malakut munojoti alomatlari hosil bo'ladi. Malakut munojoti degani, ya'ni sen qalban Allohga bog'lanib qolasan, amalingda Allohga bog'lanib qilasan. Chunki o'tirib turmaysan namozda. Chunki gunohdan to'xtayotgan paytingda qiynalib, masalan, qilib qo'yay deb emas, balki xotirjamlik bilan. Alloh taoloni ko'rib turgandek huzur bilan o'zingga ro'paro bo'lgan gunohdan teskari qarab o'tib ketasan. Masalan, munojat Alloh taologa bandani maxfiy ravishda iltijo holati. Munojatdan murod uni bergan, buni bergan emas. Najva, najva degan sirlashish degan. Qalbingizda hech kim bilmaydigan Allohni o'zigagina ayon bo'lgan Allohga bog'lanish bo'ladi sir. O'shani munojat deydi. O'sha malakutiy holatga yetadi. Ya'ni siz Alloh subhanahu va taoloning malakut olami degi sirlarini ham bilib, o'sha ma'rifat bilan bog'lanasiz. Tushunarlimi? Shunchaki tushunchalar bilan emas. Alloh eshitib turibdi, ko'rib turibdi degan tushuncha bilan emas. Malakut ma'rifati bilan bog'lanamiz munojat. Ana 3-dan keyin 3-chi to'g'ondan keyin shu narsa hosil bo'ladi. 4-chisi nafsni tabiiy kuduratlardan tozalash. Agar buni qiladigan bo'lsang, wayal ma'ulaka fil aqabati rabi'a anvarul munazalatil qurbiyyah bizda qariy bo'lib qoldi. Qurbiyyah. Alloh taologa yaqinlikka dalolat qiluvchi yoki Alloh taologa yaqinlashtiruvchi maqomlarning nurlari senda porlay boshlaydi. Munazalatdan murod maqomlarni bosib o'tish. Qaysi maqom? Tavba maqomi. Qachon tavba maqom bo'ladi? Tavba qilganingizdan keyin gunohga qaytmaydigan bo'lsangiz, tavba maqom bo'ladi. Tavba qilib bir hafta 10 kundan keyin ayniydigan bo'lsangiz, tavba maqom emas. Tavba bitta maqom masalan. Zuhd dunyoning ne'matlaridan qalbni uzilishi bitta maqom. Mavzu eshitgan paytda bir dunyodan uzilib qolib, ertaga ishga chiqib turib, yana bir qiziqib ketsangiz, u maqom emas u. Qalbingizda o'sha uzilish bardavom qolsa maqom bo'ladi. Ana shunday maqomlar qurb maqomlari deyiladi, chunki bu maqomlar natijasi Alloh taologa bandani yetkazadi. Nima bilan? O'sha kuduratlardan tozalash bilan. Kimiki o'sha 4-chi, ya'ni nafsni kuduratlardan poklash to'g'onini bosib o'tsa,
Onda ana şu makamların nurları parlaydı. Ve tatla'u leke fil akabetil khamise. Ve tatla'u leke fil akabetil khamise. Envarul müşahedatil hubbiyye. Şu tam hubbiyye mesela değil mi? Beşincisi haligi ruh. Ruh ne? Hissi azalardan keledigen lezzetlerden tazalan. Manevi lezzetlerge tazalansa manevi lezzetlenişke utadu. Ana şu peyitte o muhabbet müşahedeleri onda parlaydı. Müşahededen murat ne? Kalp közü açıladı. Allah subhanehu ve teala'nın rahmetini görür. Allah rahmini diyoruz. Rahmetini görür müyüz? Keçirucu diyoruz. Keçiriyek kendini görür müyüz? Ama körediğin bugün de müşahede yetken bu. Muhabbet müşahedeleri deyişten murat. Yani o şey Allah subhanehu ve teala varlıkını muhabbet bilen yaratken. Aslı. Allah teala'nın için rahmetim hemen arsa ve rahmeti ve si'at kulle şey. Hemen her seni kurşegen. Ne mi diyen? Allah'ın rahmeti kurşegeni, Allah subhanehu ve teala'nın muhabbeti kurşegeni. Ana şu nerseni müşahede kıl ediyen bu dedik. Yani Allah teala'nın sıfatlarını müşahede kılış yeted diyen. Kısa rahatsız. Şimdi kengisi, ahirge altıncısı kaldı mı? Altıncı tuğanını basıp uçsayız. Yani akılını vahmi hayallerden üzüp tazalayı alsanız. وتهبط من العقبة السادسة على رياض الحضرة القدسية. Altıncı tuğandan olsun. Ana indi Allah subhanahu ve teala'nın mukaddes huzurunda hazır bulasın. O degen arşka çıkasamaz. Kalbin Allah bile hazır bulur. Daim. Kalbinden Allah üzülmeyi diyen bulur. فهنالك تغيب بما تشاهده من اللطائف الأنسية عَنِ الْكَثَائِفِ الْحِسِّيَّ Ana şu peyitte, ana şu altına baskıştı basıp otken peyitinde, üns lütflerden ibaret körgen nerselerin sebepli, üns lütf, lataiflerden, ne diyen? Latife deyip, lataif deyip, nazik, dakik nerseler ne etti? Üns, Allah subhanehu ve teala bilen birgellikini hıskılış, o şundan teskin alış. Allah Teala özünü sıfatlarını sizge korsatsa, özünün marifetlerini sizge birse, sizde Allah bilen birgelik, lezzeti, huzuru payda bulur. O şey huzurlar, huzur veriyken o şey marifetler, latifler bulur. Latif yani, öte nazik manalar, nazik bir rahmet, nurlar bulur. O şey nerselerini sen müşahede kıyanından ki, diyebilirler. Tağibu anil kethaifil hissi. Mana bu köz bilen körüp kulağı bilen işlediğin maddi alemden gayb bulasın. Gör ki o narsalar senge itibarsız bulup kalır. O narsalar senge ahamiyetsiz bulup kalır. O körmeye kalıp körüp kalasın mes. Körü olasın. Lekin bu narsalar senin idrakin, senin hissinge tasir kimi koyar. Ben bir başka münasebetimle ayeti verdim. Afganistan'da bundan bir neçe yıl bulun. Kur'an haflesi buluyorken de çünkü yok şeker. Kur'an haflesi böyleyken de yüzden artık karı barıdı. 2017 mi, 16 mi? Şu yıllar. Amerika partlatı vardı. O şehirde. Onlar ya ki yüzden artık karı öldü şu yerde. O şehirde ölgenlerden bittesi, şehit bugünlerden bittesi. Böyle de biz ders açımız var Muhammed Afgani. O şehirde bir tanışıyken. Ölgen böyle. O kelip beyden sonra yaptı ki, şeyhten sonra yaptı ki, Haliga o'lgan yigit 18 mi 20 mi 17 mi shunaqa yosh yigitda u. Ukasi ham bor ekan 12-13 yosh. Ukasini oldiga kelyapti ekanda. Shuni kelyapti ekan. U o'lgan. Ruh kelyapti, akasi kelyapti-da. Kel gaplashib o'tiribdi ekanda. Shahidlar o'lmaydi dedi-yu. O'zi boshqa ruhlar ham yashaydi, faqat shahidlarning ruhidagi hayot quvvat kuchli bo'ladi. Kelib ukasiga palonchida palonchi haqqim bor, shuni olgin. Pistonchida palonchi haqqim bor, shuni olgin. Palonchida palonchi qarzim bor, berib qo'ygin. Pistonchida palonchi qarzim bor, berib qo'y. Ya'ni pul olib kelar ekan. Mana bu pulni palonchiga berib qo'y deydi. Hali ukasi ora kunda ko'rishib deydi. Palonchida palon qishloqda men palon shayxda o'qiganman. Palon hujrasida falon yerida o'tirib o'qiganman.
O şu benim cayımge barıp onda sonda kulunu okup durgun. Ben hırsan bulamam. Derken. Göz bilmer ki herkes kaydı okuyanını. Barıp sorarsa şeyh ha şu yerde okuyan. Ben şurada oturarım derken. Barıp kulunu okup gelen. Balancı da karzı varlığını bilmedi. Herkesi bilen geplaşıp barıp sorarsa hakikaten karzı vardı. Hakkı barısı, hakkı vardı. Ayetken sunmaları anık değil. Herkesin karzını üzüp, hakkını alıp, herkesi bilen körüşü yaptı dedi. Ailenin sorarken nersesinden kokup kaldık dedi. Bala dünyada üzülüp kaldı dedi. Herkesi bilen hükümeti ölmedi geplaşıp dedi. Dünyanın kızı kalmadı haliyle. Mutlaka başka adam gelip kaldı dedi. Bu hali vaya getirip aile kurup başka bol yaşayış gerek. Bu havalda yaşarlıydım. Kokuya biz kana kılıp akasından üstüye boyladı. Bırak duası bu ama akasını kemiğe diye yakıp koyadı yani deyip sorup yaptı. Baladan kokuşu yaptı. Ki bu nimeden o şey şehit bilen üç ümmetle gepleşkenden halas. Şehit bilen üç ümmetle gepleşken halas akası bilen. Şunu özü de dünyanın ahmet umman kama geldi. Yaş bala olmasın bunun galibi karıp kalıp yaşını yaşayıp koyan adam mı? En dünyaya kızıkladığı yan payıydı. Şu halette hem dünyanın hiç nesesi kalmadı bu olayı. Balanın dünyadan üzülüp koyanı ki atağına hava atır geçiyor. Hmm. Şunu sorup kepti. Çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki eğer men bilgenini bilgeninlerde köp yığılıp kem küledigen bu kolar ediniz. Eğer men bilgenini bilgeninizde töşeğinizde ayağınızda lezzet alamayı kalasınız diyenler. Ama Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın kuvvetleri ruhi ve bedeni kemalleri şundan ki bu gapni aytishlardan murat nima? İşare. Men sizler bilen oddiy odam bo'lib yuribman. Kulsanglar kulyapman. Hazır qilsanglar hazır qilyapman. Gaplashib yuribman. Men ko'rganini ko'rganda sizlar qila olmaysiz deylar. Va Alloh taolo menga bergan quvvat borki o'sha ma'rifatlarni, mushohadalarini ko'tarib sizlarda ham oddiy odam bo'lib yura olyapman sizlar bilan. Agar men bilganini bilganingizda sizlar kuvvetiz daş bir olmazdı. Fakat yıkılıyor kadar değiller. Külamıyor kadar siz. Ben 9 ay olmadan şey yapmam. Eğer men bilgenini bilgenizde hatun kişiye kalemi koyardınız. Bu Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kemallerinden. İkkala alemi marifetini, ilmini cemlegenlerinden. Düşündünüz mü? Aleyhissalatü vesselam. Ana şunu ayet yaptılar ki bu kişi ana şu peyitte sen hissi o şu ünsi lütf lataiflerden körgen nerselerin tüfeyli kesaif diyenden murat, kesiften murat, kesif yani ziç. O maddi alem diyen. Hıssi diyen, köz bilen, kol bilen üşe bilse ola diyen, körse ola diyen nerselerdi. Maddi alem. Maddi alemden üzülüp kalar diyen diye. Üzülüp kalarsan o şüphe gitti. Dediler. Şu kesaiften kep çıkıp ayet koyamam. İlgara ayet kemen, leken kesif kesafe deyiladi. Latifni aksi bo'ladi kesif. Latif o'ta daqiq odam his qilolmaydigan darajadagi mayin narsa. Masalan, havoni latif desa bo'ladi. Ammo g'ish kesif bo'ladi, ya'ni u zich narsa. Zich jism. Ruh latif bo'ladi, jasad jism kesif bo'ladi. Hazrat Navoiyning bitta baytlari bor, ko'pincha noto'g'ri tushunilgan kasofat degan so'zlari. O kasofat, kasofat biz o'zbek tilida kas ofatdan olingan. Ya'ni falakat odam degani. Kas farsi, ofat arabiy birikmasi biz tilimizga kasofat degani bir shum falakat nomuborak odam degan. Kasofat, to'g'rimi? Hazrat Navoiyning bitta baytlari bor. O'shandagi kasofatni ko'pchilik shunday tushungan. Nokas u nojins avlodin kishi bo'lsin debon chekma mehnat kim? Nakesli o nacins evladın kişi bulsun divan çekme mehnet kim? Latif ölmez kesafet alem. Kim küçük birlen hutuk ke kança kırsan terbiyet it bulur dağı eşek bulmaz da asla adem. Nakes nacins yani asla adam tabiyeti bu megen bu ruhaniyeti bu megen nakes kimsenin yani nakes diyeni muruvati yok, insoniyligi yok degani. Kas inson deganida nokas odam podam emas degan. Odamiyligi bo'lmagan kimsani avlodini odam qilaman deb mehnat qilib yurma. Chekma mehnat. Nimaga desa latiful maskasofat olami.
Zichlik olami latif olamga aylanolmaydi. Bu nima degani? U ruhoniy tarbiyani qabul qilolmaydi, u faqat badan ta'minoti bilan qotgan u. Kasa, bu yerdagi kasofat, kas opat emas, kasafatun. Latofani aksi. Latofatun aksi kasafatun. Ya'ni nozichlik yoyinki latiflik, mayillik. Bundan murod ruhoniyat. Ruhoniy bo'lolmaydi, ma'naviy yuksalolmaydi, moddiy olamga bog'langan moddiy ta'minotni o'zi bilan boqilgan hayvon sifatida. Shuning uchun mana hayvonotda o'sha ruhoniy insonning ruhoniyatidagi latofat yo'q. Shuning uchunki kuchuk bilan xutukni misol keltirdilar. Chunki dedilar, kuchuk ya'ni itni bolasi, xutuk ya'ni eshakni bolasi. Xutuk bilan kuchukni ushlab olib qancha tarbiya qilsang qilav, lekin u hech qachon odam bo'lmaydi. Katta bo'lib katta eshak bo'ladi, katta it bo'ladi. Ya'ni ma'naviy tarbiya ko'rmagan, axloqiy tarbiya olmagan, oilasi, ota-onasi asli hayvon baqqanday baqadigan, faqat yedirib ichadigan, ichiradigan, boshqa narsani bilmaydigan odamni bolasini odam qolaman deb urinib yurmaki, u baribir o'sha hayvon tabiatida o'sadi. U inson kabi odamiy bo'lib latif bir go'zal insoniylikni kasb qila olmaydi. O'sha yeydigan, ichadigan hayvon sifat nasl qoldiradi, yeydi, ichadi, shunaqa odam bo'ladi. Deb shuni aytmoqchi bo'ladilar. To'g'ri, bu degan tarbiya kerak emas, tarbiya kerak. Hazrat Navoiyning bu gaplaridan murod tarbiya asli ota-onadan, ota-onaning ta'siri borligini aytmoqchi va o'sha inson bir insonni tarbiya qiladigan bo'lsang, bu agar shunaqa bo'lsa, juda qiyin bo'ladi-da demoqchi xolos. Lekin shariat o'shalarni to'g'rilagan keyin o'zi asl. Ammo qabul qilmasa, haqiqatda kasofat olam bo'ladi keyin. Chunki o'sha moddiy olamgagina tayanib, mulhid bo'lib, g'aybga ishonmagan odam haqiqatda tarbiya topmaydi. Hazrat Navoiy shuni aytmoqchilar. Ko'zi bilan ko'rib, quloq bilan eshitib, qo'li bilan tutgan narsasigagina ishonish hayvonda ham bor u. Insonda aql bor. Hisni orqasidagi narsalarni ham bila olish. O'shani ishlatmayaptimi? Faqat moddiy olamga yopishdimi? U odam bo'lmaydi u. Uni axloqi ham, muomalasi ham mana shu moddiy olam ustiga quriladi. Tabassumi ham pulli bo'ladi. Tabassum qilib labini ikki tomonga bunda kerib qo'ysa ham biroq yuz chiqamikin deyotgan bo'ladi. O'shunaqa modda paras odam u odam bo'lmaydi, haqiqiy insoniy maqomga yetmaydi u, demoqchilar. Endi shuni aytibdiki, o'sha kasofat ya'ni zichlik olamini tark qilasan, uzilib qolasan undan. Haligi aytganimizdek. Fa iza aradaka li khususiyatihi al-istifaiyya saqaka bi ka'sin min mahabbatihi sharbatan. Qasanki Alloh subhanahu va taolo o'zining talab olish bir o'zini talab olishiga seni tanlasa, xosatan seni talab olsa, senga o'zining mahabbatidan shunday bir jur'a, ya'ni shunday bir qultum ichiradiki, bu qultumni ichib, bu suvni ichib, muhabbat qadahidan bu sharobni ichib, yana ham chanqab ketasan. Yana bormi deb qolasan. Va totganing sari ko'proq sog'inib ketasan. Odatda inson bir narsani totsa, keyin orada uzilsa, haligini totishni sog'inadi. Har qanday shirin narsani bo'lsin, sizga yoqqan narsa ketma-ket bersa sog'inmaysiz uni. Ammo muhabbat sharbatini uzluksiz bersa bergan sari sog'inaverasiz yana. Xuddi labizga tegmayotgandek. Moddiy narsada u bergan sari to'yinasiz, sog'inishingizga bir qancha vaqt o'tishi kerak, uzilishingiz kerak o'sha narsadan. Masalan, marojini yaxshi ko'rsangiz, 4 ta marojini bersa, 2 tasidan keyin to'yasiz. Yoki 3 tasidan keyin. Endi yana marojidan sog'inishingizga, musqamdan sog'inishingizga yana 1-2 kun kerak. Lekin muhabbat sharbatini totgan kishi ichgan sari chanqaydi. Totgan sari sog'inadi u. Wal bil qurbi talaban va bis sukri qalaqan. Shu bilan birga Allohga yaqinlashganing sari yana yaqinlik talab qilaverasan. Bo'ldi demaysan. Talabing kuchayadi. Va masliging kuchaygani sari iztirobing ham kuchayib boradi. Odatda mast bo'lgan odam xotirjam bo'lib qoladi, o'zi bilan o'zi o'lib ketadi. Unaqa emas. Bu mastlikda iztirobing kuchayadi. Yetishamanmikin degan oshiqish seni iztirobingni qo'ymaydi.
Endi bu yerde bir tek işgal tuğuladı. Ben şu hikmetke bağlı. O ne dediyse ayet-i kerimeyle bu kişi ettiler ki Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerden kişinin ameli cennetine iki kısmı dediler. Hatta size hem hatta beni hem. İlla Allah bana rahmeti bilen kurşesine yine kiremen cennetke dediler. Doğru mu? Şimdi bir muamma tuğulu yaptı ki Kur'an-ı Kerim'e zidmez mi kim bu? Allah Teala udhulul cennete bime kuntum te'melun kılgen ameller, kılıp yürgen amellerinizin mukabülü de cennetke kirin diye yaptı. Demek amelin mukabülü deyken cennet. Demek amelge teyense bulat. Siz amel umumen cennete kirgizmet diye yapsın. O hadis bile bu ayet bir gazetmez mi? Dese o şenge indi cevap verebilirler. Tetmimun eşkele ala ba'dil fudale. Bazı bir fazil kişilerge muamma bulup körüngen fayda. Bir fayda ki tetmim gap fikrini ahir getkiziş. İlave. Fazillerden bazı, faziletli kişilerden bazılarge bir muamma bulgen mesele. Bu kişinin adablarından ki şu yerde şunu işgal kılıp, muamma kılıp kötergen adamını mesela dedik, bazı bir ilmi yok kişiler deyip koymayaptı. İlmi yolu güne gelip gözü bu aslı. Lekin fazillerden bir, faziletli kişilerden bir. Muamma tuğdurdu, o şenge bir cevap diyettiler. Muamma haş. Kavluhu Teala, udhulu cennete bime kuntum te'melun. Ma'a kavlihi, len yedhule ahadukumul cennete bi ameli. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın birer tengiz ameli bilen cennetiye kiramaydı diyen gepleri bilen kıyan ameliniz tüfeili cennetiye kirin diyen ayet birbirine zıtkip kalıyordu. Bunu kanda düşünemez dese cevap veriyordular ki vel cevabu innel kitabe ve sünnete varada beyne şeriatin ve hakika ev tekulu beyne teşri'in ve tehkik kitab-ı sünnet şeriat ve hakikatini cemlep kiledi. Dem şeriat noktaya nezerden gepeledi. Dem hakikat noktaya nezerden gepeledi. Teşri' ve tahkik hem şu. Yani Allah Teala'nın bir hükü, Allah Teala'nın hükmü şeriat şu hükmünü düşürüşü, cari kılısı teşri' değiller. Vakıdaki bar nerse hakikat şu hakikatini beyan kılış tahkik değiller. İkilesi yüzesinden kiledi. Kitab-ı sünnette gah şeriat noktaya nezerden gapiriladi. Goh haqiqat tomonidan turib gapiriladi. Faqat yushri'ani fi mawdi'in va yuhaqqiqani fi akhar fi zalika shay'i bi'ayni. Gohida bir masala yoki bir ish bir narsani o'zi ayni o'zida kitobi sunnat shariat tomonidan bir hukm bir gapni aytsa boshqa o'rinda ayni shariat kitobi sunnat haqiqat nuqtai nazardan gapiradi ayni shu narsaning ustida. Yo'g'ida. Misol kelganda tushunamiz. Wa qad yuhaqqiqani fi mawdi'in wa yushri'ani fihi fi akhar. Ya'ni yo'g'ida bir o'rinda ham haqiqat ham shariat jamlansa, yo'g'ida shariat bir o'rinda haqiqat boshqa o'rinda keladi. Ya'ni bir o'rinda tahqiqni keltiradi Qur'on sunnat. Boshqa o'rinda tashrijni keltiradi. وقد يشرع القرآن في موضع وتحققه السنة وقد تشرع السنة في موضع ويحققه القرآن ياخد قرآن شريعة نقطة نظردن بيان قلد سنة حقيقة تماندن خود دوش نظردن بيان قلد باشقة تماندن ياخد سنة حقيقة تماندن سوز يرتد قرآن شريعة نقطة نظردن يبرد ياخد بالعكس سنة شريعة تماندن Kur'an hakikat tamamından geldi. Misal için indi bana düşünemez misal ben. فَالرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ مُبَيِّنُ لِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى Misal indi kelerken pasrada. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam فَالرَّسُولَ yani çünkü demek için. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah Ta'ala nazır kılgen nerseni, kitabını beyan kılıp şerhle bir ucu kişidirler. Risaleti vazifesi. Risaleti bitti vazifesi barını yetkiziş. İkinci vazifesi yetkazilganini bayon qilib berish. Iqro'ni iqro bo'yi, bismini bismi bo'yi, robbikani robbika bo'yi yetkazish bitta vazifa. Lekin iqro'dan murod nima? Bismidan murod nima? Robbikadan murod nima? Ikkinchi vazifa. Bayon qilib berish so'z bilan.
Üçüncü vazife tatbik kılıp kursatış. Törtüncü vazife tatbikde rubara bolgen muammalarını yeçip biriş. Risaletinin vazifesi ote kett. Şunun için kitaptan alınmıyor değilim. Elbette onu şuna kursatıp bir usulü buluş gerek. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mı? Mübeyyin, beyan kılıp bir uçu ikenlikleri bir vazifeleri. Şunun için yukarıda etkenimizdik gah sünnet gah Kur'an'dan şeriat ve hakikat nokta-i nazardan söz yürütüler. Ve enzelna ileyke zikra li tubayyana lin-nasi ma nuzila ileyhim ayet kerimesi delil ki biz sizge zikrini nazil kıldık adamlarga ularga nima nazil qilinganini beyan kılıp berishingiz uchun. Nahl suresi. Fekavluhu taala udkhulul cennete bima kuntum ta'malun. Hada teşri' li ehli'l hikme ve hum ehlu'ş şeria. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هذا تحقيق لأهل القدرة وهم أهل الحقيقة إن تدلك إن إكل آيات آيات من الحديث نور بريق ويا ديان بوسي جزء ميوس خنديت شو نامز دي سيد تدلك قيان أمل لرينجز تفيلي أمل لرينجز مقابلة للجنة يكلين ديان آيات بو تشريع يوزسدن شريعة نقطة نظردن جبرش Falan narsani qilsang jannat. Falan narsani qilsang dozaq. Falan narsaga faloncha savob. Falonchiga faloncha iqob degan narsa bu shariat. Alloh taolo qonun qilib tatbiq qilgan odamlarning hayotida. Bu tashri'dur hikmat ahli uchun. Nima degan hikmat ahli? Sabab olami uchun degan. Chunki dunyoda hikmat va qudrat bo'ladi. Oxiratda faqat qudrat bo'ladi. Masalan, siz go'sht yemoqchisiz. Mesela kabutarının göçünü yemeksiz. Kabutar tuttu darahtın üstünde. Şimdi istegen payetinizde piş pişirdi mi aldınız ki? Yok. Onu atışız gerek, tutuşız gerek, soyuşız gerek, tazalaş gerek, pişiriş gerek. Çaynaş gerek nasıl kısa kendine yiyen bulasın. Kança sebeplerini kilitirir. Şu bir lukma kabutarının göçü ağzıda kirişi için. Kirişi için. Okula atmasayız kabutar ölmeydi. Üşenmesiz kolüz götüşmeydi. Arzu arzu bir kalet. Hemen neresi sebepke bağlanken. Allah-u Teala sebepke bağlanıp koyuyor. Bu hikmet değil. Aslı da kudret durup da özü aslı. Kudret, hikmet yaşarır. Aslı sizce atışça akıl vergen, kuvvet vergen, atken payetizde okunu tikkün üçe kabutarını uçup uçup durgen, tikken payetinde kabutarını canını agen, aması üç kötü oraya diyor, uçtu kötü. Peske düşkenden ki, o'shani tozalashga quvvat bergan, chaynashga tish bergan, pishirishga aql bergan, hamma yo'g'ini tayyorlab beradi, o'tni ham yoqib beradi. O'tindan o'zi o't yarata olmaysiz. Hamma narsani tayyorlab beradi, keyin oxiri sizga haliga go'sht pishib keladi. Qudrat ishlaydi, lekin bir-biriga bog'lanib ishlaydi. Suratda sabablar bir-biriga bog'langani uchun suratda siz qilayotgan bo'lib ko'rinasiz. Mana shu sabablar bilan qudratni o'rab qo'yilishi hikmat deyiladi. Dünyada kudret ve hikmet birge oladı. Kudretini hikmet yaşarıp duradı. Tayin ki gaybke iman sabit olsun. Ahirette hikmet bulmaydı. Taze kudret buladı. O yüzden için asmanda üç kütüyken kuşunu degenler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam. Arzula bunda karasın pişip geledi degenler. Şimdi o yerde sebep gereğmez. Kudret doğrudan doğru işledi. Özü aslında Allah dünyada şunu koyuşu mümkün. Siz asmanda yok kuşke kadar ah şu kabutar diyesem ha diyesiz top etmiş bir şey mümkün. Mümkün şu. Allah-u Teala doğrudan doğru kibere düşün. Kereki olsun. Ve velilerde bu gene. Damla Hindistani'nin hikayeleri de keledi. Mulla Pakır ustazı üzüm bilgisi ki yanını içti. Hücreden şunu çıkıp bir baş üzümü kötüler kayıp gelir. Üzüm pişmeye diken payet öyle. Üzüm yok payet. Bazarda hem yok. Taşkarga şunu çıkardı üzümü kötüler gelir. Şu bunlar kudretini özlüğe bog'langan odamlar, bu tahqiq egalari shular. Xubayb roziyallohu anhu Makka mushriklarining qo'liga asir tushgan. Birinchi bo'lib qatldan oldin 2 rakat namoz o'qish sunnat qilgan zot. Shu kishi ham qo'lida meva yeb o'tiribdi deydi. Makkada u meva yo'q deydi. Va u mevani mavsum yemas. Qatldan oldin baylab qo'yishgan, ovqat berishmagan, yeb o'tirganlarni ko'rishgan. Sahobiyalardan bittalarini ahllari asal yedirib chanqatib optoga o'tkazib qo'yishgan. Suv bermaymiz deb baylab qo'yishgan keyin.
Osmandan çelek tushib, boshidan suv quyib, ichirib chanqog'ini qondirib qo'ygan. Osmandan çelek tushib. Ashab-ı kiramlarda bo'lgan bu narsalar, sahih rivoyatlarda kelgan. Mana shu hikmat chetga chiqib, qudrat ichga tushganini to'g'ridan to'g'ri belgilaysiz. Mana shu kishilar tahqiq egalari, ahli haqiqat shu. Siz bilan biz ahli hikmatmiz. Ahli hikmatdan murod hikmatli odam emasmiz. Hikmatga mahkum odamlarmiz. Cennette bo'ldi hikmatga deymiz, chunki u yerda g'ayb o'zi, u yerda g'ayb o'zi bor o'shu. U yerda g'aybga iymon, yangi iymon kerak emas. Shuning uchun u yerda qudrat to'g'ridan to'g'ri ishlayveradi. Nimani orzu qilsiz bo'laveradi. Li ahli al-hikma degani shu. Tashri' hikmat ahli uchun, ya'ni sabab olamiga mahkum kishilar uchun. Va hum ahli shari'a, shariat ahli shular. Shariat shularga xitob qiladi. Ammo Rasul akram alayhisolatu vasallamning birortangizni jannatga amali kirgiza olmaydi degan so'zlari bo'lsa, bu tahqiqdir. Tashri' emas. Ya'ni asli mohiyatni anglatishdir. Asli voqelikni tasvirlashdir. Bu qudrat ahli uchun. Ya'ni sabablardan uzilgan kishilar uchun. Chunki asli sabablar shunchaki narsalar xolos. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlarga bergan mo'jizalarida doim sababni sindirgan. Solih alayhisalom harsang toshdan tuya chiqarganlar. Toshdan tuya chiqadimi o'zi? O'zi asli tuyani tug'ish kerak, bitta tuya. Toshdan tosh ham tug'ilmaydi asli. Toshdan toshni tug'ilib chiqmaydi o'zi. Uni tuya chiqsa, payg'ambarlarning mo'jizalari birinchidan ularni haqligini isbotlash uchun, ikkinchidan qudratni ko'rsatish uchun, g'ayb olamini ko'rsatish uchun. Sizlar ko'rayotgan mana bu moddiy qonun qoidalar sababiyat olami shunchaki men qo'yib qo'ygan narsalar ular. Xohlagan paytda buzish mumkin buni. Bori olam mana shu deb o'ylamanglar. Bori borliq mana shu deb o'ylamanglar. Bundan boshqa olam bor. Qobil oxirati hum yo'q, oxiratga iymonni shakllantirish uchun, oxiratda namuna ko'rsatish uchun qilinadi u. Sabab sindiriladi. Atay. Iso alayhissalom bitta qushni loydan yasab turib, puf desa uchib ketadi. Qushdan ushadim, loydan qush yasaysiz, haykal yasaysiz masalan. Damlanchi uchamikin? Puf deyinchi uchamikin? Uchmaydi. Iso alayhissalom shuni qilyapti. Aslida qush tug'ilishi kerak edi. Iso alayhissalom otasi tug'ilyapti. Aslida bitta bola tug'ilishi uchun er bilan ayol qo'shilishi kerak edi. Alloh taolo sabablarni sindirib tashlaydi. Payg'ambarlarni mo'jizalarida. Rasul akram alayhissalotu vasallamning mo'jizalari ko'p bo'lgan, mutawatir darajasiga yetganlardan biri barmoqlarining orasidan suv chiqqan. Barmoqdan suv chiqadimi? Buloqdan chiqish kerak aslida. Barmoqdan buloqdan suv chiqqan barmoqlar orasidan. Hech qanaqa suv manbasi yo'q. Demak, qor suvga aylanib u daryoda oqib kelishi sabab xolos. Xolos Alloh taolo qordan emas, barmoqni terini o'zidan yaratadi shu suv. Xolos. Toshdan suya chiqadi. Bu sizlar ko'rayotgan koinot qonunlari, Einstein sig'ingan qonuniyat, Spinozaning ilohi. Bu shunchaki men qo'yib qo'ygan, mana shu olamga chegaralangan qonun qoida bu. Xohlagan paytimda buzib tashlayveraman buni. Va bundan boshqa qonuniyatlarga asoslangan olamlarim bor mana. O'shalarga ham ishoninglar, ishonmasanglar mana namuna bitta. Deb turki mo'jizani ko'rsatadi. Oxiratga iymonni yaqinga aylantirish uchun. Tushunarlimi? Ana shu asl olamda, haqiqat olamida. Asli voqelik shu ekanmi? Demak, boladan, onadan bola tug'ilishi, er xotin qo'shilsa bola bo'lishi bu sabab. Aslida yaratilish, Allohni yaratishi bunga muhtoj emas. Haqiqatni Alloh yaratyapti uni. Mana shu haqiqatni Rasul akram alayhi salatu vasallam isbotlash uchun boshqa bir hadisda aytganlar. Nima deganlar? Kasal yuqmaydi deganlar. La adva. Kasal yuqishi yo'q deganlar. Shunda aytganki sahobalardan biri, yo Rasululloh, bitta tuyamiz teri kasal bo'lsa yonidagi yuqadi yo'q deganlar. Xo'p, birinchisiga qaydan yuqolmasam deganlar. Endi ikkinchi hadislarida mahovni ko'rsangiz sherdan qoch, arslondan qochgandek qoching deganlar. Nimaga yuqib qolmasin uchun? Xo'p, nimaga unda qoching deyaptilar, bunda yuqmaydi deyaptilar desa, unisi shariatdan, bunisi haqiqatdan. Qoching, chunki siz sabab olamidasiz. Lekin asli sabab olamini Alloh joriy qilmaganda edi.
yuqish o'zi asli yo'q narsa. Yo'q degani nima degani? U mana u hayvonning yonida ikkinchi hayvon tursa, unda ham o'sha kasallik paydo bo'lyaptimi? O'ylamang, bu unga o'tkazdi, yo'q. Alloh unda bu sabablik yangidan yaratdi degan. Keyingi kasal yuqayotgan tuya bor-u yoki odam bor-u, undagi kasallikni ham Alloh yaratyapti. Aytmoqchi bo'lganlar shu ma'no. Ya'ni Allohning xoliqligi joriyligini aytmoqchilar. Kasallik yuqishi o'z-o'zidan emas, Allohning yaratishi bilan dur demoqchilar. Kasallik yuqmaydi degan yuqmaydi degan voqelikka zid gap emas u. Ko'rinishda yuqadi. Shuncha aytdilarki, birinchini qayta yuqqan birinchiga bo'lmasa. Birinchiga qanday yaratgan bo'lsa, keyingi ham tushni yaratib beradi. Siz gripp bo'ldingiz. Xotiningiz ham gripp bo'lib qoldi, sizdan yuqib. Siz aytasizki, kecha yupqa yotib qo'yibman, skvozni o'yda deysiz. Yelvizakda. Yelvizak sabab bo'lib siz gripp bo'ldingiz. Yelvizak sababidan Alloh sizga grippni yaratdi. Xotiningizga siz sababli yaratdi. Ikkalasiga ham bir xil yaratish. Faqat sabab o'zgargan xolos. Shu ma'noni uqtirish uchun aytganlar la adva. Yuqish yo'q degani shu. U ham o'sha shariat bilan haqiqat, ya'ni asli voqelikda yaratish. Suratda yuqish sabab olami bo'yicha yuqish. Ammo asli haqiqatda mohiyatda Allohning yaratishi. Shariat sabablar olamiga bog'langan kishilar bilan shug'ullangani uchun sabablarga cheklanib hukm aytadi. Ana shu yuzasidan qoch, arslondan qochganiga deydi. Ammo haqiqat asli mohiyatni aytib qo'yadi. U aqida uchun. Shariat amal uchun. Tushundingizmi? Kasal yuqadi, yuqmasin deb burningizni to'sasiz, grippdan qochasiz. Yuqsa Alloh yaratdi deb bilasiz. Shu xolos. Endi aytayaptilarki, shuning uchun mana bu gaplari haqiqat yuzasidanki qudrat ahligadir. Ya'ni sabab olamida olamining orqasini ko'ra oladiganlargadir. Va hum ahlu ana shular haqiqat ahlilaridir. Ya'ni asli mohiyat, asli voqelikni idrok qilganlar shular. Aytadi, kama anna qawluhu ta'ala, yana shunga o'xshaydiki, ikkinchi oyat karimada va ma tashauna illa an yasha Alloh. Sizlar Alloh istaganini istasagina istaysizlar. Va ma tashauna illa an yasha Alloh. Alloh istagandagina istaysizlar ya'ni. Bu tahqiq, asli voqelik shu. Siz bir narsani istayapsizmi? Alloh sizga o'sha istakka imkon beradi, istak qudratini yaratadi, sizda keyin istaysiz. Bo'lmasa istaydan qo'yish mumkin. Bu tahqiq bu. Endi Rasul akram alayhisalatu vasallam kimki bir yaxshilikni qilmoqchi bo'lib, uni qilmasa unga bitta hasana yoziladi deganlarichi, bu tashri' bu. Ya'ni siz yaxshilikni qilaman deb urindingiz. Keyin qila olmay qoldingiz. Asli o'sha istakni Alloh yaratganmi? Keyin qila olmay qoldingiz. Ojizlikni ham Alloh yaratdi sizdagi. Asli qudratni ham Alloh yaratib, ojizlikni ham Alloh yaratgandan keyin savob bermaslik kerak edi. Tahqiq bo'yicha qarasangiz. Lekin tashri' bo'yicha nima deyapti? Beradi savob deyapti o'shunga. Qilmagani uchun. Nimaga? Qaytish istagi bo'lgani uchun bandadan. O'sha gunohdan. Asli o'sha istakni ham Alloh yaratadi. Bandadan o'sha qasdni hosil bo'lgani uchun, bandada o'sha narsa sodir bo'lgani uchun u e'tibordan Alloh unga ajr beradi. Bu tashri'dir bu. Xulosa aykalam annal Qur'ona tuqayyiduhu sunna va sunnatu va sunnata yuqayyiduha al-Qur'on. Xulosa aykalam shuki Qur'oni Karimni sunnat qaytlaydi, ya'ni sunnat ba'zi ma'nolarini chegaralaydi. Ya'ni belgilab beradi. Ba'zi bu yerdagi bu taqyid qaytlashdan murod usuliy emas, lug'aviy ma'no. Qur'oni Karimni sunnat ba'zi ma'nolarini chegaralab belgilab beradi. Ba'zan sunnatni Qur'on chegaralab belgilab beradi. Sunnatning ma'nosini Qur'on chegaralab beradi ba'zi. فالواجب على الانسان ان تكون له عينان احداهما تنظر الى الحقيقه والاخرى تنظر الى الشريعه. Endi insonga vojib bo'ladiki ko'zi ikkita bo'lsin. Bitta ko'zi bilan haqiqatni ko'rsin, ikkinchisi bilan shariatga qarasin. Bir ko'zi haqiqatda, bir ko'zi shariatda bo'lsin. فاذا وجد القران قد شرع في موضع فلا بد ان يكون قد حقق في موضع اخر فاذا وجد القران
وجد انسان وسيحشر فاذا وجد الانسان يعني demek insanın bir gözü hakikatte bir gözü şeriatte olsun. Sebeplerini görsün. Ama ortadaki kudrette hem ilgasın. Namazını okusun. Sevap sorasın. Ama kadir kılıyken Allah'ını idrak kılsın. İman getirsin çünkü inansın. Kaçan ki Kur'an-ı Kerim'ini bir orunda bir nerseni şeriat kılıp kırgızgenini görse bilsin ki kaysudur başka orunda elbette onun hakikatini tahkikine ait koyan olur. Ya ki ya Kur'an-ı Kerim o şey Kur'an-ı Kerim keltirgen şeriatını Kur'an'ın özü başka orunda hakikatini aytadı. Ya ki sünnet onun hakikatini aytadı. Eğer sünnetini kad şerraat fi mevdu'in bunlar orunda şeriatını cari kıyanını görse, şer'i bir hükümet kendini görse elbette ilacı yok ki elbette başka bir orunda sünnetinin özü onun hakikatini aytken buladı. Ya ki Kur'an onu etken buna bir hakikat. Biz yukarıda etkenimizdik. Yukadı, yukmaydı ve yukup kalmasın kaç. Sünnetin özü bir orunda şeriatını yaparak bir orunda hakikatını beyan kılar. فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَقَّقَتْ فِي مَوْضِعٍ اَخَرَ اَوْ حَقَّقَهَا الْقُرْآنِ فَلَا تَعَارُضَ حِينَ اِذِينَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَلَا اِشْكَالِ Eğer şunu fahamlarkenmiz, Kur'an ve hadis ortasında ya ki bir hadis bilen ikinci hadis ortasında bir şeriatten bir hakikatten yapırken peyitte bir birge ziddiyet yok. Muamma ham yok. Biz şimdi diye o diye şu kesel yokuştu. Sebep yüzesinden karış var. Aslı yaratılış vücutta geliş yüzesinden yaratılış var. Karış var. Yani şu iki tane noktaya nazardan kalasız bir birge ziddiyet yok. Fakat bunu düşünmeyen adam onu ziddiyet görür. وهنا جواب آخر عند بو حديث شريف قالي يقال دقات كان جابلر يعني أمل بلن جنة يكرميد دقي حديث بلن أمل تفعلي جنة بيرل دقي آيات نورتاس دقي مؤمة بيرل جن إكينش جواب أن الله تعالى لما دعا الناس إلى التوحيد والطاعة على أنهم لا يدخلون فيه من غير طمع فوعدهم بالجزاء على العمل الله سبحانه وتعالى بندلرن أزن إطاعتيه Adamlarını özünü tevhidige ve taatige çakırgen peyitte. Yalnız özgü ibadet kılış, itaat kılışke çakırgen peyitte. Onlar bu Allah Ta'ala'nın buyurgen tevhidi ve taatige nimedendir ümit kılışmese kirmesliklerini bilgen için. Onlarge mükafatını, amelge mükafatını vada koydu. Namaz oku dese derslep adam o min bileket dugan o bölümür. Okusam nim oledi. Nime için okuyum ben? Okusam mengenime? Okumasam nime? Deyişi mümkün. Aklı tarlı giden, hakikati görmek kendim. O adamge şefkat yüzdesinden Allah Ta'ala ki, şu haleti geyreşe cevap kıladı ki, okusayın cennet veremen dedi. Namaz okusayın cennetki haklıyı bu kolesen dedi. Göyan ki. Şimdi ne? Alim. Çünkü alim edip dersime kıldım ben. Ala ennehum dedi. Alim ennehum şu. Lemme de'an nese ile tevhidi ve ta'ati alim ennehum. Allah Teala onların şeriatka çakırgan peyitte bildi ki bunlar nime gedir kızıktırmasa o şey ibadet tıkmaydı. O yüzden çünkü kızıktırış için başlanışı da Bale diyen mesela karı bol bolan cennette taş giydiresen deseyiz taş mı ne kızıkı var diye. Siz ki ediyen taş giymeyi okuyayım ben mi diye. Yok ki cennette o zinge giydiresen deseyim de oylayıp durup cennetteki tacağım cevap olsa şu dopu denket ara bulsa gerekti. Karı mı koyu araya diye. Bunca ondan göre Şikolata veremen deseyiz okuydu. Telefonu veremen deseyiz halkança okuydu. iPhone seninki oladı deseyiz. Samsung oladı ahır kurusu mu deseyiz. Yatı olup okuydu. Çünkü onu köz hoşunu köredi. Cennet görmeydi. Akıl etmeydi onu. İdrak etmeydi. Bir yaş balı, 12 yaş balı. Anası karı kılaman diye verirse urunuptu da. Urunsa kıydan kıydı balı. Anası geldi dermiş ki siz uziz cennete kiremen, taş giyemen diye beni kıyna yapsın demiş. Bala şimdi düşünedi. O bala ki ondan göre şikayet veremem, telefonu veremem, maşına veremem, kettara olsa maşına veremem. Ondan hem kettara olsa ülep koyamem deseyiz böyle. Allah Ta'ala hem bendelerine aklıki karab münasebet bildirgeni için bunlar namaz oku dese hoş ondan kendim oladı. Dedi ne o? O şan için cennet bu olaydı deyip kızıktırışı hikayeti yaptı onu.
Bildiki bendelerin tabiatını Allah'ın hakkını doğrudan doğru bilişemeydi. Onlar özlerini yaxşı görürdü. Bunu kısmen menge ne kadar buluş gereği deyip talep kıladı. Kızıktırışın haliydi. Çünkü Allah Ta'ala ki onlarca mükafatını vaat kıldı amel dedi. فَلَمَّا رَسَخَتْ أَقْدَامُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَخْرَجَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ ذَٰلِكَ الْحَرْفِ وَرَقَّاهُمْ اِلَى اِخْلَاسِ الْعُبُودِيَّةِ Kaçan ki bendeler o şey halette azmaz ibadet kılıp kızıkıp, sevapki kızıkıp, cennetki kızıkıp ibadet kıyanlardan ki ibadetin lezzetini tayıp, tapıp ana Allah Ta'ala'nın marifetine erişip kalırdılar bir kança vakitten ki ana indi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam onlarını kengi derecede hakiki ihlas, hakiki ubudiyet derecesine götürüp durup yukarıda gebettiler. Ve tehakkuki bi makamil ihlas, yani hakiki ihlasını yüzeye çıkışı için yüzeye çıkardığın derecesini onlara kürsettiler. فَقَالَ لَهُمْ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةِ Hani şüphe etti ettiler ki bir ort hengiz ameli bilen cennetiye kir olmayıydı deyip ettiler. Vallahu Teala a'lem. Yine bu yerde ahli zahirini başka cevapları yan var. لَا تُجْدِي شَيْئًا Hiç kandı nerseni ifade kımaydı. Hiç size arzınmaydı. Ahli zahirini hüküm tabirlerden bittesi mesela Allah Ta'ala'nın rahmeti bilen kiremen dediler mi? Ne mi dedi o? Allah Ta'ala rahmeti bilen amelge savab belgilegen aşu savab bilen kiredi dedi. Yani hakdarlık nisbat kılmak için uğradı ben de. Savab belgileşti rahmet. Ama amelini kıldı mı o hakdar. Degen tabirli var ahli zahirlerini hiç nesnege yaramaydı. Hakikatten yırak vahimden başkamaz. وَلَمَّا مِسَرْ بُوْ وَلَمَّا كَانَ الْاِنْتِقَالُ كَيْنِ Hikmet götürkenlere. Bana bu yerde, bana bu hikmette Allah Subhanehu ve Teala'nın bendelerge merhamet ketteliğini göremiz. Cennetini, rahmet eden buluşunu, bende amelge teyemmesliğini göremiz. Şunun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şunu idrak kıyanları için ibadetten çerçeme gelirler. Amelden süsleşme gelirler. Ashab-ı kiram hem şunu şuna koyuyor. Ahl-ı Bedir'de keçirdim deyip koyuyor Allah. Ne kısa kıl olursun. Lekin birer dakika sakin bugenmez. Hatırcan bugenmez. Ne mi gel? Ubudiyetini kıskır kendine. Cennetini mukabilede bulsa, cennete kirli olmuş bulsa, cennet nakt, damasa bulardı bu yağı. Lekin en köp korkan şular, en köp amel kıyan uşalar, en köp takva kıyanlar uşalar. Uşa zatlar. Bu nimadan? Allah'ın kadrini idrak etkeninden. Ben de uzunu kadrini bilgeninden. Ama bir amel kılaman sen bilesen, bu ben de uzunu ilah derecesi kurtarışı bu. Ya ki ilahını insan derecesi geçiyoruz bu. Allah bile uzunu hakdar, teyin hukuli görüş. O bendelikke doğru kimi. Asıl hakikat şu, yani bu yedi Allah subhanehu ve teala'nın o şu mükafatını verdi kılışı. Mesela siz o şu Bala ziyaret etsin ki kız izge. Kızın meşruyunu süpürüp koysan, senge bir tamaşına veremem deyiz. Öz aslı vade yemiş ne kadar. Kıyan amel izge verirken vade var o cennet. Öz aslı ün tazalaş gerek, öz aslı o tazalaş gerek o kız. O vazifesi o. O pul verip bu sayem tazalaş gerek. Aslı. Çünkü akıl etme yaptı. Tazalagın deyiz. Yani akıl etme yaptı. Ya ki uzun tazalaş gerek. Kimini yiyip taza kiyingin, o özüye gerek o. Özüge lazım. Kim mükafat etsin? Şu kimin kiyip tazalab çiysen senge maşini veremez. Özü mesela mabada o şu hizmet pulge çakılsayam bir 10 tane verse yetedi gönderse. Bir kan da verse yetedi gönderse. Özü aslında özü kırış geliyor bu amel. Onge mükafat belgeler yaptı. Mükafat diyem kanaka belgeler yaptı. O şu amelge yaraşamaz. Gönül ki kan veredi gönül onge maşini veriyor. Yani kim? Kimi uzağa bergen, sudanı uzağa bergen ki uz yuğunturu koyup durup yani. Bana o seni yuğungeninge diye mükafat veriyordu. Bu bendelerini Allah Ta'ala irkeletişi bu. Hem kızıktırış hem irkeletiş. Bu şu ayet ki okşaydı ki men zellezi yukridullaha kardan hasenen. Kim Allah'a karz verirse deyip. Allah karz aladı mı? Fe yudaifehu lehu adaafen kethira. Onge Allah köpeytirip kaytaradı. Çünkü ayet dedi ki yegane helal riba Allah'ın ribasıdır diyorlar. Allah karz aladı köpetir bir. Allah ne kılıp karz aladı?
Bir bendege yordam berisiz, Alloh menga bergan deb qabul qiladi o'sha. Bir bendege yordam berasiz. Bir xayrga sarflaysiz. Go'yo Allohni qarz qildingiz. Alloh qarz oladimi shunda? U pulni o'zi yaratgan bo'lsa, sizni o'zi yaratgan bo'lsa, hamma yerda o'zi qilib bergan bo'lsa, qanaqa qarz oladi? Lekin shuni shunda o'zini qarzdor deb Alloh taolo e'lon qiladi. Bandani erkalatish uchun. Ko'lni ko'tarish uchun, uni e'zozlash uchun. Bu Alloh taolaning rahmati, marhamati, inoyati, e'tibori insonga naqadar kattaligi. Qur'onning rahmatligi bu. Rasul akram alayhisolatu vasallamning rahmatlari jumlasidan bu. Mana shu da'vatlar. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin, amaliga muvaffaq qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.